Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Bu açıklama, önemli açıklamaların ardından meselenin iç yüzü başlıyor. Ben Özge Özsağman. Sayın seyirciler, Körfez ülkelerinde tansiyon dorukta. 7 Arap ülkesi Katar'la ilişkilerini kesti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet ve siyasiler sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için hemen devreye girdi. Türk askeri ise Katar'a gidiyor. Ablukaya alınan Katar'da halkın mağdur olmaması için Türkiye devrede. Katar'da Türk askerlerinin konuşlanması ile ilgili kanun tasarısı da meclisten geçti. Neticede sadece Türkiye'yi değil tüm bölge coğrafyasını etkileyen gelişmeleri yok saymamız mümkün değilken, peki asıl meselenin ya da oynanmak istenen gerçek oyunun ne olduğunu merak ediyorsanız bu akşam programımız tam da size göre sayın seyirciler. Türkiye'yi Katar krizi nasıl etkiler? Gerçekte Katar mı hedefte? Dünya derin devleti Illuminati'nin Mezopotamya ve Anadolu topraklarıyla Orta Doğu'da hesapları neler ve Orta Doğu'da şimdi yaşananlarla ne hedefliyorlar? Başta Amerika ve diğer batılı ülkelerde Illuminati'nin etkisi ne kadar ve Türkiye'de FETÖ ile irtibatlandırılabilir mi? Mason oldukları tartışılan, iddia edilen, masonik bir yapılanmayla örgütü yöneten FETÖ'nün asıl amacı ne? Meselenin iç yüzünde aslında ne var? Gerçeği duymak istiyorsanız bu akşam bizden ayrılmayın. Lütfen her akşam TGRT'deyiz etiketine soru ve görüşlerinizi yazın, yayınlayalım, tartışalım. Değerli konuklarım var, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sol yanımda Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi. Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen onun yanında Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Teyfur Erdoğdu. Sayın Erdoğdu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sağ yanımızda yazar Serhat Ahmet Tan. Sayın Tan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sakarya Üniversitesi'nin değerli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ebu Bekir Sofuoğlu. Sayın Sofuoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ben bütün katılımcılara, bizleri kırmadıkları için, programımıza katıldıkları için. Hashtag'imizi bir daha hatırlatıyorum. Etiketimiz her akşam TGRT'deyiz. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Şimdi akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi oldu. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan, Rex Tillerson'dan bir açıklama geldi. Açıklama Katar'la ilgiliydi. Dolayısıyla son derece önemli. Hemen okuyayım bu açıklamayı. Katar'a uygulanan bu ablukanın Amerika'nın askeri çabaları ve DAEŞ'le mücadeleyi engellediğini belirtti Tillerson ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'a Katar'a karşı uygulanan ablukayı hafifletmeleri çağrısında bulunuyoruz dedi. Şimdi ablukanın hafifletilmesi ne anlama geliyor? Yaşar Hacı Salihoğlu'yla başlayalım. Ben diğer bütün katılımcıların müsaadesiyle sormak isterim. Yaşar Bey, ambargo hafifletilmesi krizin aşıldığı anlamına mı geliyor? Yoksa nasıl yorumlamak gerekiyor bu açıklamayı? O son bu sıcak tavşana, gelişmeyle başlayalım. Tavşana kaç tazıya tut. Evet, değil mi? Böyle bir durum var. Dolayısıyla yani bu mesajlarla Orta Doğu'daki bu tür her hamlede biz varız, yönlendireceğiz. Sonuçta Trump'ın sürekli dışarıdan içeriye taşıması gereken önemli hikayelere ihtiyacı var. Trump henüz daha başkan mıdır belli değil. Bunu net görmek gerekir. Ülkesinde bir türlü iktidar ama muktedir olamamış bir başkan yani, profili çiziyor açıdan, değil mi? Evet, o açıdan bu noktada Amerika cephesinden gelen bu mesajların asıl sahadaki uygulamasına ve karşına bakmak gerekir. Bir anlamda da bu büyük fotoğrafta ortaya çıkan bir sonuç, bu Katar meselesi. Ben buna oyun diyorum, Katar oyunu. Yarınki Akşam Gazetesi'nin köşe yazımı başlığında öyle attım, konuyu öyle ele aldım. Epey bir zamandır altını çizdiğimiz, Soğuk Savaş'tan çıkmış dünyanın nereye dönüşeceği, nasıl bir sistem olacağı, bunun aslında kaotik, toz duman bulutu içerisindeki sistemsizlik krizinin yansımaları bunlar. Şu açık, İslam coğrafyası bakir bir coğrafya. Bunun içerisine çok geniş tutarsanız, Türk dünyasını koyarsınız, bunun üstüne bir de mazlumlar dünyası dersiniz, hepsini içeren geniş bir coğrafya. Niye bakir? Soğuk Savaş'ın aslında o katı, soğuk, duvarlı, bloklu, aslında statik koşulları onun da üstünden geçiyordu. O kalktıktan sonra bu coğrafyada büyük bir hareketlilik oluştu. Bu coğrafyanın aslında altında çok kuvvetli bir cevher var, bir türlü işlenemeyen. O cevher de bir türlü işlenmesin diye üzerine çekilen de bir terör örtüsü var. O terör örtüsünün üzerinde şu anda tepişiyor bu coğrafya ve buradaki aktörler,
kuklalar, asıl arkadaki küresel efendiler, burada rol dağıtanlar, bu rolü üstlenenler. Evet, birazdan detaylandıracağız. Bunların içine zaten gireceğiz. Konunun uzmanları, evet, konuklarımız da var. Şimdi, bu konulara ilişkin. Bu noktada evet, milletleri esas alan, yani hı-hı, halkların asli taleplerini esas alan her girişim, hı-hı, her hamle, hı-hı, o hamleye dayalı her yakınlaşma, hı-hı, ve buluşma risk oluşturuyor. Bu noktada bu coğrafyanın zapt rapta alınmasını isteyenler açısından. Dünyayı bugün itibariyle bu sistemsizlik krizinden çıkartacak olan bir yeni tezin ortaya atılabilmesi, bir yeni modelin ortaya atılabilmesi. Batı maalesef biriktirdiği bir dizi, son derece önemli elbette medeniyet birikimleri var ama asıl kendi içinde bir türlü köreltemediği o iki damar, o biriktirdiklerinin de aslında şu anda tüketimine yol açmış durumda. Birincisi sömürgeci damarı, ikincisi kendinden olmayanı ötekileştirici damar. Şimdi bu iki damar hep etken olduğu sürece ona karşı çıkabilecek bir yeni tezin de başlamadan köreltilmesinin önemli ölçüde bir ana aktörü haline geliyor. Esas itibariyle İslam coğrafyasının içindeki o cevher, sadece o bölümüyle söyleyip bırakayım, birazdan açarız onu. O da sömürgeciliği reddeden damardır. Orta Doğu halklarının kimyalarıyla, siyasi kimyalarıyla rejimlerinin siyasi duruşları ve kimlikleri hiçbir zaman örtüşmez. Birinci Dünya Savaşı sonrası buraya bırakılmış yapay unsurlardır. Büyük bölümü neredeyse halklarla uyumu sağlamayan ya kukla rejimlerdir, ya baskıcı rejimlerdir, ya babadan oğula geçen yapılardır. O Arap, yani o Tunuslu seyyar satıcı bedenini ateşe verdiğinde bir şeyi ateşledi. Burada biriken özellikle genç nüfusta yeter. Bu zengin toprakların, bu bereketli toprakların kukla rejimleri ve baskıcı rejimleri altında geleceğin yoksul çocukları olarak yaşamak istemiyoruzun isyanıydı. Hı hı. Mısır'da bu ete kemiğe bürünme sürecindeydi. Bir siyasi boyut kazanmıştı. Öyle ya da böyle. İhvan Hareketi ilk defa bir seçimi öngördü, seçime gitti. Sandıktan çıktı, iktidar oldu. Çok sürmedi, hiç hazmedilemedi ve sabredilemedi. Hemen darbe yaşandı. Beş benzemez diyorduk, evet, o zaman bunun, evet, altını çiziyorduk. Bu darbeyi desteklediler. Kimdi, evet, bunlar? İsrail, Suudi Arabistan, gene bildik, Batı, hatta İran sessiz kalarak. Yani İttifak neydi değil, bunları tedirgin eden şey? Hep onu söyledim, hı hı, yazdım da yine aynı noktadayım. İslam'ın özü, esası, toplumsal karşılığı hak, hukuk ve adalet anlayışıysa, hı hı, bunun demokrasinin gerçek tarifiyle bırakınız çelişmeye tam da iç içe geçen, hemhal olan bir durum olduğunu görmek gerekir. Evet, evet. Bunun, hı hı, aslında kulvarı yapılanıyordu. Sabretmek ve destek olmak gerekiyordu. Yanlışları vardı elbette İvan'ın. O anayasa hazırlık sürecinde vesaire olabilir. Ama onu desteklemek, istenilen gerçek anlamda bir bu bölgede demokrasi ise, o demokrasi, hı hı, şampiyonları için söylüyorum, desteklenmesi gerekiyordu. Hı hı. Onun yerine Sisi, darbe, zorbalık, hukuku hiçe sayan bir anlayış desteklendi. Şimdi geldiğimiz noktada bir yandan da bir yerde bir DAEŞ diye bir şey üretildi. Evet. Ve sahaya sürüldü. Detaylandıralım mı diğer? Şu kadarını söyleyeyim. Evet. Mısır ve Suriye denklemi son derece, hı-hı, önemlidir. Hani Kissinger'ın bir lafı vardır. Mısırsız savaş, Suriye'siz, tabii, barış olmaz. Tersi de doğrudur. Doğrudur. Hı-hı. Dolayısıyla simetrisini de Suriye'de gördük. Tam da orada benzer bir şekilde ete kemiğe bürünme sürecindeydi siyasi muhalefet. Herkes vardı. Hı-hı. Hristiyan unsurlar da vardı. Babadan, hı-hı, ola geçen baskıcı, hı-hı, rejim bütün muhalifleri vardı. Evet. Ama bir anda eli kanlı terör örgütleri sahneye sürüldü. Ve ben dedi halkımla değil Esad mücadele etmiyorum, bak dedi terör örgütleriyle. Yani bir anlamda... Ama bütün bunlar hepsi bir oyunun parçası. Parçasıydı. Yani Mısır'da, evet, İhvan'ın yolunu tıkayanlar, hı-hı, Suriye'de DAEŞ'in yolunu açanlardır. Dur. Bunu, evet, görmek gerekir. Virgül koyalım, bu tarafa dönelim. Ebu Bekir Sofuoğlu'nda sonra da bu şekilde devam edelim. Ebu Bekir Bey, siz gerçi sosyal medyada da bu Katar krizini tırnak içinde suni bir kriz olabileceği ihtimaline dikkat çekmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla oradan hareketle size göre de bugün gelen açıklamalar hala aynı kanaatte misiniz? Suni bir kriz olarak mı devam ediyor yoksa nasıl bir hal alabilir? Şöyle, az önce de konuşmuştuk zaten. Kesinlikle çok sürmeyecek bir şey olduğunu tahmin ettim ve sosyal medyada yazmıştım. Yazmıştınız, evet. Sabaha kadar sürmez demiştim. Evet. Dediğim çıktı manasında söylemiyorum. Evet. Şimdi şartlarına baktığımızda kesinlikle normal bir şey olmadığını anlıyorsunuz zaten. Uluslararası ilişkilerdeki krize gidecek süreçlere uygun bir şey değil.
Hı hı. Oturmuşlar bizim çocuklar adeta. Sen ben bizim oğlan. Lan biz bunlara bir ambargo uygulayalım. Olur. Olur mu? Olur ya hakikaten yapalım diye yapmışlar. Hı hı. Şimdi 3 gün geçmedi. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu kadar çabuk geri dönüş beklemiyordum. Önce o geri dönüş sağladı. Ya işte Katar böyle yapıyor, Türk ordusunu çağırıyor. Aslında öyle değil. Mesele sadece söylemde. Bunu kullandı. Hı hı. Bunu açıkladı dün. Hı hı. Efendim bugün de Tillerson biliyorsunuz sizin de söylediğiniz açıklamayı yaptı. Evet. Burada ilginç bir şey var biliyor musunuz? Şimdiye kadar dışişleriyle ve Pentagon'un açıklamaları hep ters açıklamalardı birbirine. Hı hı. Yani hatta bundan 3-4 gün önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bunu söylemişti. Hı hı. Ben de bunu 2 Mart'ta yazmıştım. Trump Pentagon'a söz henüz geçiremiyor diye. Hı. Sayın Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de bunu benzer ifadelerle söylemişti. Öteden beri bu oluyordu. Pentagon ve dışişleri farklı açıklamalar yapıyordu. Hı. Şimdi artık Pentagon ve dışişleri yan yana geçti, karşıda Trump var. Şimdi Haaretz'in sitesinden bir haber okudum. Evet. Tillerson bir açıklama yapıyor. Biliyorsunuz sizin söylediğiniz açıklamayı 6 dakika önce. Trump ipleri yine geriyor. Deli yani. Diyor ki Katar en yüksek derecede teröre destek vermeye devam ediyor diyor. Burada acaba Katar emiri onun davetini reddettiği için alınganlık mı yapıyor? Yine benzer bir şey söylemiştim. Kendisini iki paralık edecek. İki paralık etmeye devam ediyor. Şimdi Amerikan devleti Tillerson onu getirdiği Dışişleri Bakanı. Hoş Savunma Bakanlığı da onun getirdiği Kuduz Köpek ama diye tanımlanıyor. Ama Trump'ı taça çıkarıyorlar. Kesinlikle. Hı hı. Tillerson hep yanındaydı. Evet. İlk defa karşısında şu anda. Evet, evet, evet. Bir toparlayayım dedi. Katar emirini çağırmaya kalktı. Katar emiri de reddedince ya oynamıyorum der gibi adeta. Evet. Şimdi Haaretz'in sitesinde okudum. Yani işte 5-10 dakika önce geldi bu haber. Yani biz benzer hareketleri göreceğiz. Aslında bu hareket belki biraz sonra uzun konuşacağız. Trump bunu deşifre etti. Evet. Bu operasyon olacaktı. Çünkü Türkiye'nin orada üsleri kuruluyor, inşa aşamasında geliştiriliyordu. Bu olacaktı. Trump oyunu yani ahmaklığı sebebiyle tabii ki erkene aldı. İyi de oldu aslında. Hemen bir günde meclisten karar çıktı Türk ordusunun oraya gitmesi şeklinde. Trump oyunu deşifre etti. Trump. Belki bir süre sonra daha detay konuşabiliriz. Trump'tan bıraktığınız için dönmek istiyorum ben Sayın Tayfur Erdoğdu'ya. Gerçi 2-3 dakika var reklama gideceğiz ama kısaca siz de bu meseleye ilişkin değerlendirmenizi lütfen yapın. Hakikaten Trump böyle bir durumda mı? Size göre bakınca nasıl bir tablo var? Ben Sayın Hocam'ın tabii bıraktığı yerde bir iki söz söylemek isterim. Tabii buyurun. Şöyle bir sorun var dünya üzerinde. Yani biz çok teorik, çok kuramsal baktığımız zaman, çok böyle şemsiye altından baktığımız zaman hadiseleri analiz etmekte zorlanabiliriz. Başka bir şey var. Yani evet Mısır'da, belki Katar'da veya İslam dünyasında, İslam coğrafyasında farklı İslam anlayışları var. Yani Müslümanlardan terörist olmaz söylemi bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış. Şöyle söylemek lazım. Yani dini sert şekilde anlayanlar, dinin sert kabuğunu üstlenenler terörizme de bir şekilde saplanabiliyor, düşebiliyor. Ya da aslında şunu düzeltmek gerekirse yani İslam'ı anlamayanlar. Evet. Bu hakikaten yani. Ama neticede şu var bakın. Kelime-i şehadet getiren herkes Müslümandır. Elbette. İster terörist olsun, ister sapık olsun, ister ne olursa. Terörist olamaz ama neyse evet anladım. Hayır adam terörist ama kelime-i şehadet getiriyor. Anladım tamam. Biz de bunu tekfir edemiyoruz, kafirleştiremiyoruz. Evet. Anladım tamam. Şimdi bakın şimdi bu daha iyi oldu. Evet. Şöyle bir şey var. Analiz ya da tahlil yaparken toplumdaki kümeleri çok iyi birbirinden ayırt etmek zorundayız. Doğru. Şimdi şu var bakın nedir İslam dediğiniz şey? İslam dediğimiz şey aslında ikiye ayrılır. Yani İslam'ın bütün dünyaya bakışı. Hazreti Muhammed'in ümmeti bütün insanlık. Bütün insanlık bakın sadece Müslümanlar değildir Hazreti Muhammed'in ümmeti. Bir tanesi ümmeti davettir. Yani bunlar ileride Müslüman olabilecekler. Bir de ümmeti icabet var. Bunlar daha önceden Müslüman icabet etmiş. Bu şunu gösteriyor. Bizim düşmanımız yok. Bizim düşmanımız yok da acaba İslam'da cihat meselesi bu işin neresinde duruyor? Burada mesele şu. Anlaşıldığı kadarıyla büyük liderlerin yapmış olduğu haksızlıklara, zulme karşı bir mücadele. Ama halka karşı genel olarak mesela Amerikalılar, Kanadalılar, Almanlar, İngilizler böyle konuşmalar
sağlıklı analizlere bizi götürmez. Götürmüyor, anlıyorum. Şimdi reklama gideceğim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranın hemen ardından ilk sözü tabii ki Serhat Ahmet Tan'a vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Serhat Bey'den de kusura bakmayın diyoruz. Canlı yayınlar vesilesiyle reklam arasına gitmek durumundayız. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından meselenin iç yüzü kesintisiz devam edecek. Ve reklamların ardından meselenin iç yüzü devam ediyor. Bizlere bugüne kadar yutturulanları değil, gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Her hafta olduğu gibi etiketimiz malum. Her akşam TGRT'deyiz. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Değerli katılımcılar var. Ben bir kez daha isimlerini zikretmek istiyorum. Ve kesintisiz devam edeceğiz. Sol yanımda Yaşar Hacı Salihoğlu, Teyfur Erdoğdu. Ve sağ yanımda Ebu Bekir Sofoğlu ve Serhat Ahmet Tan. İlk blokta Serhat Ahmet Tan'a söz gelemedi. Reklama gitmek durumunda kaldık. Dolayısıyla ilk sözü bu blokta kendisine vermek istiyorum. Diğer katılımcıların da müsaadesiyle. Efendim şimdi siz gelecekteki bir bilgiyi bugünden bilinebilir mi yöntemiyle çalıştığınızı bildiğim için sizin söyleyecekleriniz de benim için ve izleyicilerimiz için elbette ki son derece önemli. Şimdi dünya özellikle de Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle hakikaten sıkıntılı süreçler içerisinde. Ama bu bugünün meselesi değil. Yani ta geçmişe de baksak hep aynı. Bu sıkıntılar devam ediyor. Hatta katlanarak artıyor. Nedir size göre Mezopotamya, Orta Doğu ve tabii ki Türkiye'nin de içinde bu da Anadolu topraklarını bu kadar önemli kılan onlar için? Niye hep sıkıntılı süreç yaşanıyor? Niye hep istikrarsızlıklar söz konusu? Şöyle başlayayım ben. Şimdi biraz önce hocalarım bu Katar meselesiyle bir iş yaptılar. Evet. Ben biraz farklı düşünüyorum. Hem bu Katar meselesinin hem de genel tablo için. Şimdi mesela Katar meselesinin suni bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Suni değil. Burada hem bilerek kısa vadeli tabii bilerek yapılıyor bu. Ayrıca Amerika'daki bu işte neokonlar, küreselciler veya yerelciler, milliciler denilen kanatların da bu şekilde birbirleriyle çatıştıklarını da düşünmüyorum. Bunun bir plan dahilinde yürütüldüğünü düşünüyorum ama dışarıya verilen görüntü farklı farklı olabiliyor. Şimdi bu bunu tanımlamak gerekirse yani bir üst akıl var değil mi? Var, bir üst akıl var ve bu üst akıl alttaki şeyleri de diyelim argümanlarına rol biçiyor ve herkes o rolü mü oynuyor? Yani şöyle oynatıyor yani mu ya da? Burada bir irade var. Evet. Devreye girmiş ve bu irade binlerce seneden beri kendi geleneklerinde, kayıtlarında bulunan şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir kehanet var, kehanet kendisini mi gerçekleştiriyor? Ona inananlar yoluyla bu yapılıyor veya orada yazılı şeyler hakikaten dünyanın gelecek tarihi içerisinde var da bir şekilde geçmişe kaydedildi, biz onları mı okuyoruz? Şimdi bunu anlayabilmek için mesela hocalarım yerel politikten bir şeyler çıkartıyorlar. Onları tahlil edip geleceğe dönük tahminlerde bulunmak istiyorlar. Bulunuyorlar. Bazıları doğru çıkıyor, bazıları çıkmayabiliyor. Fakat burada asıl olayı yani evrensel olay nedir? Bunu görebilirsek eğer... Size göre ne evrensel olay o halde? Yani hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi aradaki farkı önce koyayım müsaadenizle. Olur, elbette. Şimdi ben bizim konumumuzu şuna benzetiyorum. Yani Türkiye'de ligler oynanıyor mesela. Maçlar oluyor. Bir maç bitiyor. O maçın yorumunu yapıyoruz biz. Diyoruz ki işte kaleci şöyle yapmalıydı, hakem böyle yapmalıydı falan. Maçın içindeki şeyleri. Ve bu maçın sonucunda bu şampiyonluğa gidebilir mi? Veya kim şampiyon olur? Hangi takım nasıl ilerleyebilir? Bunları tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada aslında bu ligin tamamı nedir? Oynanıp bittikten sonra ortaya nasıl bir tablo çıkmıştır? Bir şampiyon olmuş mudur? Hangisi olmuştur? Önce favori olarak gösterilen bir takım mı şampiyon olmuştur? Yoksa araya hiç olmadık bir takım sokulup hakemler ayarlanarak, çeşitli manipülasyonlar yapılarak bu lig ilerletilmiş midir? Sonunda hiç olmaması gereken bir şampiyon mu çıkmıştır? Bunu anlayabilmek için şuna bakmamız lazım. Kayıtlarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi dini kayıtlar. Hem bizim İslam dininin temel şeyleri Kur'an-ı Kerim ve hadisler. Ayrıca Masonluğa ait
bilgiler, mitoloji kayıtları, Osmanlı alimlerinin bu konularda fikir yürüterek ortaya koyduğu bazı geleceğe dönük bilgiler içeren eserler. Muhittin İbni Arabi gibi vesaire. Muhittin Arabi var mesela, Müştak Baba var. Evet. Ondan sonra bazı kutsal emanet denilen objelerin üzerindeki gizemli yazılar, kayıtlar. Mesela Davud'un kılıcı gibi. Evet. Bazı kitabeler bu belgelerden elde edilerek yansımış bazı kitabeler. Mesela benim şeyime göre Yuşa Tepesi'ndeki kitabı bunlardan bir tanesi. Şimdi bunlardan derlediğimiz zaman biz bu ligin tamamında şöyle bir şey görüyoruz. Bir grup var çıkıyor. Ahir zaman dediğimiz bu son dönemde. Yani şimdi içinde yaşadığımız dönemden 100-150 sene öncesinden bu olaylar tamamen kontrol altına alıp akıtılma aşamasına girmiş. Yani o da nereden başlamış? Bir kırılma noktası olarak şunu söyleyebiliriz. İsrail'in birinci kongresi. Yani toprakları yokken. Yokken. Ortaya konulan bir devlet, sınırları belli, bayrağı belli, her şey belli. Hangi bölgede olacağı belli ve nereye gideceği belli. Ve bunun stratejisini yürütülmeye çalışıldığını, yani bunu şöyle düşünebiliriz. UEFA küme düşmüş bir takım, biz bunu şampiyon yapacağız. Beşiktaş, Fener, Galatasaray falan olmayacak. Bunlar şampiyon, UEFA olacak şampiyon. Bunun için bir strateji tayin ediliyor. Ve burada dünyanın çeşitli yerlerinde kısa vadeli, uzun vadeli planlar yapılıyor. Bunların hepsinin odağında bu İsrail'in gelecekteki dünyayı yönetmesi, dünyaya hakim olması stratejisine bağlı olarak yürütülen bir şey var, ana plan var. Şimdi bunu görebilirsek eğer, buradan bakabilirsek Katar'da ne olmuş? Daha mı iyi anlıyoruz? Biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Suriye'de neler oluyor onu biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Tahminlerimize biraz daha isabetli olabiliyor. Şimdi benim tahminime göre mesela Katar'da yapılan şey şudur. Sünni blok ve Şii blok arasında bir keskinlik yaratıp Şii bloğa daha önceden müsaade edilen bu Orta Doğu alanı şimdi engellenmeye çalışılacak diye düşünüyorum. Onu da şöyle düşünüyorum. Buradaki strateji şu. Eskiden şöyle bir savaş taktiği vardı. Bir kaleye gelirdi ordu. Çevirirdi, kuşatma altına alırdı. Kaleyi düşüremezse orada birkaç tane adam bırakıp geriye çekilip pusuya yatardı. Ve o kaledekiler aç susuz kalmaya başlayınca etraflarında az adam olduğunu görünce çıkarlardı kaleden. Ve o adamları kovalarlardı, dışarıdakileri pusuya düşerlerdi. Şimdi İran'ın böyle bir oyuna geldiğini düşünüyorum ben. İran'ın? Bunun, evet. Yani bunun işte Irak işgalinden sonra başlatılan bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ve İran'ın buraya adım adım müsaade edilerek çekildiğini düşünüyorum. Ve İran bu boşluğu bulduğunu düşündüğüne bu tuzağa düştü bence. Ve burada birçok hareketlerle belirli mevzileri kapmaya başladı. Hatta dışarıdan adam getirip orada sosyolojisi yoksa bile orada sosyolojik gruplar oluşturup, Şii gruplar oluşturup bunları silahlandırıp orada sanki yaşıyorlarmış gibi binlerce seneden beri belli bir güce ulaştı. Ve şimdi bunun tabii İran dediğimiz Şii grubu temsil ediyor ve azınlıkta. Yani temel planda şu. Mesela bir iktidar var, bir de muhalefet var. Fakat muhalefet parçalı. Şimdi öyle bir şey yapıyorsunuz ki muhalefeti birleştiriyorsunuz, bir araya getiriyorsunuz. Bu iktidarı devirmeye çalışıyorsunuz. Devirdikten sonra muhalefet iktidara geliyor. Ama zaten parçalı. Ve bu iktidardan düşen asıl iktidarın da zaten gücü var. Olduğu için iktidara gelmiş daha önceden. O gücünü muhafaza ediyor. O da direniyor tekrar karşı tarafa. Böyle bir karşılıklı çatışma ortamı oluşturup ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bir kaos oluşturarak adım adım o dediğim UEFA'nın şampiyon olma stratejisini ilerletmek şeklinde böyle bir şey var. Kısa vadeli, uzun vadeli. Mesela Katar'ın şu anda yapılan şeyin birkaç şeye dönük olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şunu söyleyebilirim. Yılbaşından önceki günlerde Kurban Bayramı ile birlikte başlayacak olan İsrail'in Gazze ve saldırısı. Lübnan saldırısı olacak. Bunu ben 2009'da çıkan kitabımda tarihlerini vererek yazmıştım. Evet. Hem 2013'teki hem de 2017'deki bu olayı. Bu olayın gerçekleşebilmesi için hem dikkatlerin başka tarafa çekilmesi lazım.
hem de bir kargaşa ortamının oluşturulabilmesi lazım Sakin ki İsrail bir ortam olmalı ki rahat hareket, evet, rahat hareket etsin. Edilebilsin. Birincisi bu olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. İkincisi anladım. Bu işte İran'ın girdiği Orta Doğu coğrafyasında yara alarak çıkması, zayıflayarak çıkartılması, İran'da da bir iç istikrarsızlık oluşturulması planına bağlı olduğunu İran'ı düşünüyorum. İran'ı zayıflatma. Evet, İran'ı zayıflatma olduğunu düşünüyorum. Bunlardan başka bir de daha uzun vadeli şeye baktığımızda, stratejiye baktığımızda devletlerin bazılarının birleştirilmeye çalıştığını, bazılarının parçalanmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela Türkiye'ye birleştirilmeye çalışılan toprak parçaları veya ayrıştırılmaya çalışılan toprak parçaları öngörüyor musunuz? Öngörüyorum. Mesela? Şöyle öngörüyorum. Mesela bu olayların sonucunda bu Trump döneminde en karlı çıkacak olan ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin şansı şu, bu değişik güçlerin birbirleriyle karşılaşması anında ortada bir boşluk oluşacak benim tahminime göre. Ve bu boşlukta mecbur kalıp Türkiye'ye buranın geçici olarak, yani bu da 25-30 sene veya 35 sene gibi bir zaman alacak. Orada hem Suriye'deki kontrolü büyük ölçüde hem de Irak'taki kontrolü büyük ölçüde Türkiye'ye verecekler. Mesela bu Katar olayında da şöyle bir şey oldu. Katar abluka yaptılar ve bir Sünni bloğa geçmesi için bir zorlama yaptılar. Şu anda onu yapıyorlar. Ama burada şu oldu. Türkiye hemen arkasına geçti. Yani Katar'ı ambargoya alan ülkelerin hepsine bakıyorsun, işte Moritanya, Birleşik Arap falan, bunlar fazla gücü olan ülkeler değil. Siyasi güçleri de yok, askeri güçleri de yok. Türkiye arkasına geçti. Türkiye'nin arkasına geçmesi şu demek, bütün Rusya bloğunu ilgilendiren bir şey. Şimdi burada bir dirençle karşılaştılar. Anlıyorum. Bu yumuşama mesela sizin biraz önce bahsettiğiniz Rex Tillerson'ın şey demeçleri falan, yumuşama ifadeleri. Şudur, biz bir şey yaparken daha fazla, yani bir yan etki olmasın, buradan tamamen bir blok oluşturmayalım, karşı tarafa savrulmasın diye bir şey var bence. Anladım. Kendileri geri adım atıyorlar şu anda. Anladım. Şimdi gayet net anlaşıldı. İzleyicilerimiz de, alt KC'lerimizden de okudu. Buradaki katılımcıların tabii buna katılıp katılmadıklarını da bilemeyeceğiz ama soracağız yorumları ne olduğunu. Tayyip Urup Erdoğdu ve Yaşar Hacı Salihoğlu'na geçelim. Sonra tekrar Ebu Bekir Sofuoğlu'na döneriz. Yaşar Hacı Salihoğlu katılıyor mu acaba? İran mı mesele? Yani İran zayıflatılmaya mı çalışılıyor? Siz bakınca tabloya, evet, uzun Bey, vadede bunu görüyor musunuz? Evrensel bir bakış dedi ama yerel analizler yaptı aslında. Öyle mi? Katılmadınız? Anladım. Olabilir. Yok yani çok da önemli cümleler. Biraz mezhep savaşları vesaire kısmı. Şimdi bütün bunlar niye oluyor? Yani evet. Serhat Bey'in söylediklerine reddederek değil ama bunun bir nedeni olmalı. Bütün bunlar niye oluyor? Niye yani İran'a alan açıp sonra daraltıyoruz? Neden? Niye mesela şeyi bilemedim, birleştirilme idealini hangi saikle ve kimi kastederek söylediniz? Hangi birleştirme hocam? Yani ayrışmalar olacak ama birleşmeler de olacak dediniz. Tabii tabii, devletlerin. Mesela bunu bir açarsanız buna söyleyeceklerim var. Yani tam anlayamadım. Bütün bunlar aslında... Kısa bir şey söyleyeyim hocam. Tabii buyurun. Bununla ilgili şöyle, mesela... Birinci Dünya Savaşı krallıkların yok edilmesine yönelikti. Burada krallıklar yok edildi, ulus devletler kuruldu. Bu ulus devletlerin şu anda geldiğimiz aşamada uluslarını oluşturan etnik şeylerin parçalanmasına yönelik bir şey var. Bu parçalama yönündeki söylediğim şey. Diğer taraftan da dünyada mesela Avrupa Birliği görüyoruz. Amerika'da Meksika ile birleşme, Kanada ile birleşme çabaları, başka yerlerde bu şekilde birleştirmelerle, burada dağıtmalarla bu şekilde ikili bir sistem götürülüyor. Anladım. Bunu söylemek istiyorum. Anladım. Yaşar bir eklesin sonra. Şimdi mesela Soğuk Savaş biter bitmez tek toprak üzerinden birleşme iki Almanya'nın birleşmesidir ve el çabukluğuyla. Ve o aynı Almanya Balkanlardaki ayrışmayı, atomize olmayı, o küçücük yarımadada büyük idealler besleyen küçük devletlerin o ideallerini perde arkasında adeta destekleyerek müthiş bir Balkanlaştırma diye uluslararası ilişkiler literatürüne soktuğumuz bir kavram üretildi. Benzer bir şey şimdi Suriyelileştirme diyoruz. Nedir bunların ortak yanı? Simetrisi. Simetrisi atomize olmalar, dağılmalar, ben buna coğrafi boşanmalar diyorum. Bu yeni dönem, Soğuk Savaş döneminin, küresel sermayenin, bakın hiç haz etmediği bir şey, mobilitesini, hareketliliğini zayıflamasıdır. Kapitalizmin doğasıdır.
sermaye hareketliliği sınırlılıkla karşılaşırsa kriz üretir. Soğuk Savaş dönemi bloklu yapıydı, büyük bir sıkışmışlık haliydi aslında. Güvenlik alanı, askeri alanı da sıkışmıştı mekan açısından, coğrafi açıdan ama sermaye de sıkışıktı. Kolay hareket edemiyordu. Duvarlar vardı, bloklu dünyaydı. Ya o ya bu tercihine zorlanıyordu ülkeler. Şimdi ortadan kalktı, zemberiğinden boşalmışçasına bir dünyanın içerisinde. Küresel sermayenin mobilitesi, küreselleşmenin desteklediği teknolojik üstünlükleri de kullanarak sınır tanımak istemiyor. Mevcut atlası veri kabul etmiyor. Olabildiğince ayrışmalar, atomize olmalar özendiriliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın o yüzden bitmeyen bir savaş dediğim tarihsel hesaplaşmaları devreye girmiştir. Onun bıraktığı miras bile büyük kabul ediliyor. Dolayısıyla olabildiğince bu ayrışmalar özendiriliyor. Bir tek toprak bütünleşmesi göremezsiniz. Yani sürekli aslında yani düne kadar bir Sudan vardı. Şimdi birden fazla Sudan var. Irak'ın ne olacağını bilmiyoruz. Suriye oksijen çadırında kaç uzuvunu kaybedecek? Libya üç parçaya bölünmüş. İçeride birbirinden farklı yapılar devletçiklere dönüşmüş durumda. Evet, evet. Dolayısıyla bu manzara neyi öngörüyor? Yine benim iddiam odur ki bir antitezin üretilmemesine dayalı bir şeydir. Neydi sosyalist bloğu ayakta tutan şey? Sonuçta bir emperyalizm teorisiyle ayakta duruyordu. O çöktü. Bu noktada bu sömürge düzenini, mesela üçlü bölünmeye dayalı iki kutuplu siyasal sistem, bir de bağlantılar grubu vardı. Ama biz onları daha çok neye yakın görüyorduk? Daha çok Doğu bloğuna. Çünkü çoğu Batı sömürgelerinden kurtulmuş ülkelerdi. Dolayısıyla şimdi bu yeni dönemde buradan doğabilecek, yani yeter artık bu kaynaklarla, bu değerlerimizle oynayamazsınız. Sınırlarınızla yetininiz diyebilecek. Bu büyük ölçüde de insanlığın önünü açabilecek. Siz söylediniz galiba. Yani o ümmet denilen şey bütün insanlıktır aslında. İnsanlığa bir çözüm sunacak. O İslam'ın özünde, doğasında olan şey bu. Bu işlenmesin, bu cevher işlenmesin diye bunun üzerinde ve buradan bir büyük sistem alternatifi doğmasın diye. Büyük fotoğrafta bu var. Yerelden bakarak elbette bunun sadece küçük küçük izlerini alırsınız, verileri taşırsınız. Bakın uluslararası ilişkiler analizi çift katmanlı yapılırsa anlamlı olur. Gerçeğe yakınlaşırsınız. Sadece yakınlaşırsınız. Anlıyorum. O da şudur. Sadece görünenlerle yetinirseniz tasvirci, betimlemeci olursunuz. Anlıyorum. O size sadece gösterilenlerdir. Onlarla yetinenler ne kadar az şey gördüklerinin farkına varamayanlardır. Asıl o görünmeyenlerle uğraşabilmektir. Sadece onunla da uğraşırsanız komplocu olursunuz. Mutlaka verili olmalısınız. Görünenlerle görünmeyenler arasında. Çünkü bakın iddialı aktörler, devletler işten pazarlıklıdır, ajandalıdır. Sizinle paylaştıklarının çoğunu kendine saklar. Dolayısıyla diplomasi böyle bir şeyin oyunudur. İstihbarat derler zaten. Doğru tabii, tabii. Dolayısıyla bu noktada bütün bu manzara bunu ortaya koyuyor ve asıl şu harekete geçirilmesi gereken, yani mesela bu Arap Baharı denilen şey neydi aslında? En çok korkulan şey neydi? Birkaç tane yol çizildi ve kulvarından çıkartıldı. Halkların uyanışıydı ve ayağa kalkışıydı. Eğer bu gerçekleşebilseydi, yolu açılabilseydi, bu dalga dalga yayılabilseydi, İslam'ın da o cihan şumul niteliği açısından da önemli bir kulvar oluşacaktı ve o cevherin işlenmesine bir fırsat doğacaktı. İşte bütün mesele bu zeminde en ufak bir araya gelmelerin engellenmesi. Sayın Erdoğan başbakan sıfatıyla Mısır'a gitmişti, hatırlayın. Havaalanında hava kararmak üzereydi. Spontan bir mitinge dönüştü. Orada söylediği sözler. Mursi iktidardaydı o zaman. Evet. Korkmayın, Türkiye'yi görün, demokrasi, İslam buluşması dedi, laiklik dedi, birçok şey söyledi. Türkiye ve Mısır buluşmasının yakınlaşmasını ve esas itibariyle burada birbirini tetikleyen o özgüvenin ürküttükleri devreye girdi. Engellediler. Şimdi, bu çok önemli. Evet. Katar'ın özelinde elbette burada bir enerji oyunu da oynanıyor. Tabii. Yani şunu parantez içinde şu bilgiyi de koymak lazım. Katar çok önemli bir LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı. Yani Japonya, Güney Kore gibi Amerika'nın aslında hedef pazarlarının 2016 rakamı 77 milyon metreküp LNG ihraç etmiş. Evet. Dünya birinciliğini ele geçirmiş. Mesela Amerika'nın projeksiyonları var. Bu konuda özellikle Uzak Doğu pazarında etkin olabilmek.
Bütün bunlar da bunun içerisine katılıyor. Ama büyük fotoğraftaki asıl anlamlı olan benim bu olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorsunuz, evet. Anlıyorum. Teyfur Bey, efendim siz katılıyor musunuz? Şöyle, nasıl yorumlayacaksınız meseleyi? Ben bir de biraz İlluminati kısmından gidelim istiyorum. Tabii, zamanı doğru kullanmak adına. Fark etmez yani, evet. Önemli olan anlamlı bir tartışma. Ne yapıyorlar? Evet, ne yapmaya çalışıyorlar? Ben hocamın söylediklerine büyük oranda katılıyorum. Bunun asıl meselenin yani şöyle söyleyelim. Yani çok fazla komplo meselesine dalmadan bir meseleyi iyice tahlil etmek bilim dünyasının yapmaya çalıştığı şey, hocamın söylediği de o. İki katmanlı, hatta bazen üç katmanlı analizler yapmak lazım ki doğru yola çıkılabilsin. Benim söylediklerimin yani kendimi daha iyi ifade etmek için şöyle bir örnek vereyim. Beyefendi spordan örnek verdi. Ben de başka bir. Bundan yaklaşık 5-6 sene önce bir tren kazası olmuştu. Şimdi tren kazasında Sayın Bakanımız çıktı, dedi ki bu bir kader dedi. Bunun kader olduğunu, yani Allah'ın istediği bir şey ve Allah'ın iradesiyle olduğunu Müslümanlar reddetmez. Elbette kader. Ama Sayın Bakan'ın aslında orada vermesi gereken başka bir cevap var. O nedir? Kendi mühendisiyle konuşup trenin neden kaza yaptığını teknik olarak öğrenmek zorundadır. Biz çünkü mühendise bu yüzden bu ünvanı verdik ve o yüzden para veriyoruz. Mühendis şunu derse onun aldığı ünvan ve maaş ona helal değildir. Bu bir komploydu efendim. Yani treni yoldan çıkarmak ya da trene kaza yaptırmak için vidaları gevşetmişler. Bu anlamsız bir cümledir. Bizim doğru bir cümle kurabilmemiz için teknik bazı meseleleri çok iyi ortaya koymamız lazım. Yani şunu kastediyorum. Biz burada akademik dünyadan gelenlerin bu dünyada olup bitenler komplonun işidir dediğimiz zaman sorun aslında şurada kilitleniyor. Doğru tahlil yapma imkanı ortadan kalkıyor. Peki, yani tren tekrar kaza yapar. Yapabilir. Öyle bir ihtimal yüksek. Hayır, eğer yapar. Yani çok yüksek. Yapar. Çünkü nerede aksadığını bulmak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani o yüzden teknik meselelere, hocamın söylediği gibi, bilimsel verilerle o hadiseyi düşünmek zorunluluğu var. Ben bildiğim ve anladığım kadarıyla Türkiye müstakil bir devlet. Ya da en azından Cumhuriyet'ten sonra müstakil olma isteğin içinde şu anda. Aslında bilimsel olarak baktığımız zaman Türkiye bağımsız bir devlet. Yani 4x4 bir jip gibi istediği arazide gidemiyor henüz. Biraz şuna benziyor, çarpışan otomobillerin içindeki otomobil gibi. Birisi gelip enerji arzını durdurduğu zaman, yani çarpışan otomobilin elektrik direğini kestiği zaman o araba çalışmıyor. Sıkıntı yaşanıyor. Bağımsız, evet. Ama yani neden? Hem pedal hem direksiyon sizin ayağınızda ve elinizde. 4x4 bir devlet olmaya çalışıyor. 4x4'lük bir devlet olmaya çalışıyor. Bunun için biz bir seçilmiş cumhurbaşkanına sahibiz. Bakın bu çok önemli. Halkın %50'si cumhurbaşkanını onaylıyor. Politikasını onaylıyor. Ve ben yani üniversitedeki kariyerim itibariyle tarihçi olarak biliniyorum. Benim tarihçilik seviyem kadar en azından sahip olduğu bir İbrahim Kalın var. Kendisi tarihçi. Çeşitli bakanlar, danışmanlar, teknik kurullar var. Şimdi Türkiye bir şeye karar verdi. Dedi ki ben uluslararası ittifak, bu kelimeyi kullanmak doğru. Uluslararası sermaye, bu kelimeyi, bu kavramı kullanmak da doğru. Fakat bunlar bizim uydurduğumuz kavramlar değil. Bunlar sosyalist kavramlardır. Yani bunun ağababası Wallerstein ya da Wallerstein diye okuyabilirsiniz ama Immanuel Wallerstein dünya sistemi diye bir şey icat etti. Bu dünya sisteminde imtiyazlı ülkeler, imtiyazsız ülkeler ve yarım imtiyazlı ülkeler vardır. Bakın imtiyazlı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de New Orleans diye bir yer var. Berbat bir durumda. Yani Amerika'nın tamamı müreffehtir diye düşünmek hatalı. Amerika'nın içinde de İmtiyazlı şehir, o şehirlerin içinde imtiyazlı mahalleler, anlatabiliyor muyum? Piramidyal bir yapı öngördü Immanuel Wallerstein. Bir dünya tarihçisidir. Kanada hakeza imtiyazlı ülkelerdir. İngiltere olabilir. İmtiyazsız ülkeler geriye kalan ülkelerdir. Yarı imtiyazlılar Türkiye ve İsrail'dir. Bu dünya sistemi tarihsel açıdan bakıldığında hep bu çerçevede ilerliyor. Bu çerçevede süreçler böyle gidiyor. Ama sadece buna bakıp teorik analizler, yani kavramsal tahliller yaptığımız zaman çuvallarız. Burada mesele şu. Bizim gerçekten
çok küçük parçalara ayırarak ele alma zorunluluğumuz var. Yani Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman, Kanada dediğimiz zaman bunlar yekpare politika üreten ülkeler değiller. Bu ülkelerin içinde farklı örgütler, farklı lobiler çalışmakta. Yani biz mesela İsrail dediğimiz zaman İsrail'in tek bir politikası yok. Yaşlı ve muhafazakar İsrailliler dünya ile kendi sermayelerini paylaşmak istemiyorlar. Bakın bu eski statik bir politika. Hı hı. Fakat genç İsrailliler biz sizin dünyada çeşitli idealler, mefkureler ile yaşamanızdan bıktık diyorlar genç İsrailliler. Şunu istiyoruz biz. Dünya bizim rahat edeceğimiz bir mekan olsun. Bu gelir paylaşımını daha adil, daha adil ama tam adil değil. Daha adil bir şekilde paylaşalım. Yani geri kalmış. Genç İsrailliler böyle istiyorlar. Genç İsrailliler çünkü dünyevi arzular peşindeler. Peki şimdiki mevcut durum Trump yönetimi vesaire biliyorsunuz yani sözü uzatmak istemiyorum. Bundan sonrası için yani zaman doğru kullanmak tabii adına ki değiştirebilirler mi genç İsrailliler? Yani bu şimdi, mevcut statikocu anlayıştan kolay değil. Kolay değil çünkü çok güçlü bir yaşlı ve statikocu yaşlı İsrail hakimiyeti henüz baskın. Lobiler açısından konuşuyorum. Lobiler, hem İsrail'de tabii hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama genç İsrailliler daha heva ve heveslerine uygun bir dünyada yaşamak istiyorlar. Hmm. Bıktık sizin idealist dünyanızdan. İdealist dünyada. Çünkü İsrail'in daha rahat edebileceği ama çatışmalı bir dünya. Fakat genç İsrailliler diyor ki ben dünyanın her yerine bu İsrail pasaportuyla rahatlıkla gitmek istiyorum. Bırakın artık bu eski moda savaş senaryolarını. Evet, anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Şimdi bizim Trump ve Pentagon ya da bürokrasi dediğimiz askeri bürokrasi ve sivil bürokrasinin birbirine düşmesi Sofuoğlu hocamın söylediği gibi gerçekten Trump'ın bir başarısızlığı ya da iktidara tam hakim olamaması da olabilir. Ya da içerideki farklı çıkarların çatışması da söz konusu olabilir. Yani biz şunu söylersek mesela dünyada bir örgüt var. Bu örgüt dünyanın tamamını istediği gibi elinde oynatıyor. Uluslararası ilişkilerin çok temel bir kuramı var. Güçlü devletin tanımı. Güçlü devletin tanımı istediğini yaptıran değildir. Biz hep öyle zannederiz. İstediğini yaptırıyorsa o güçlüdür. Hayır, güçlü devlet istemediğinin olmasını engelleyebilen devlettir. Bu çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri veya herhangi bir dünya örgütü istediğini yaptıramaz. Ama istemediğinin olmasını engelleyebilir. O zaman güçlü olursunuz. Bu tarihsel bir analiz. Hı hı. Şimdi ve uluslararası ilişkiler bunu kabul ediyor. Yani siyasi tarih dediğimiz kısım. Hı hı. Dünyada bir örgüt var. Bu istediğini oynatıyor. Benim iradem yok mu? Hı hı. Tanrı'nın iradesi yok mu? Yani Tanrı'nın iradesinden çok daha güçlü bir irade mi var? Veya insanların iradesinden, yani yekpare bir iradeden bahsetmiyorum ama parça parça çeşitli milletler var, çeşitli gruplar var. Bunların tamamını mı yönetiyor bu? Yani biz mesela Lady Gaga dedik. Yani Lady Gaga'nın işte ortaya çıkışı Illuminati'nin. Mesela bankadan para çekiyoruz. Sosyal medya hesapları, sosyal internet. Evet. Bunların hepsi Illuminati'nin suçu. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Bizim zorlukla elde etmeye çalıştığımız bilimsel tahlilleri boşa çıkarmaya. Kolaycı bir yaklaşımdır bu. Öyle mi? Peki nasıl bakmak lazım? Yani Illuminati'ye de nasıl bakmak lazım? O da önemli ama isterseniz soluklarını sonradan devam edelim. Ebu Bekir Sofuoğlu'yla devam edelim. Sonra da tam da bıraktığınız yerden. Nasıl isterseniz. Devam ederiz. Katılıyor musunuz öncelikle kaydettiklerine Tayfur Bey'in, Sayın Ebu Bekir Sofuoğlu? Kesinlikle. Yani biz sanki bağımsız olduğumuzu İstiyoruz tabii ki. Tamamıyla zannediyoruz ama deyip kendimizi hafife almayayım tabii de. Evet. Yönlendiremediğimiz, yönlendirmeye adım atmaya cesaret edemediğimiz durumlar çok oldu. Sayın Erdoğan'ı ben çok önemsiyorum bu bağlamda. Hatta bu bağlamda liderleri önemsemek lazım. Liderler var olan kaynakları harekete geçirirler. Mesela Yeltsin ve Putin örneği çok açık örneklerdir. Yeltsin ellerini kaldırdı, konkordato ilan etti. Ben borçları ödeyemiyorum dedi bütün dünyaya. O Rusya, iflas eden Rusya'ya Putin geldi şu an uçuruyor. Yani Napolyon'u mesela düşünelim. Napolyon döneminde, Napolyon'dan önce affedersiniz, bu ekmek bulamazlarsa pasta yesinler sözü 16. Louis'nin
karısına Marie Antoinette'e ait. Antoinette, evet. Adeta sürünen bir Fransa'yı, sürünen bir Fransa. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler. Bu söz çok meşhur oldu. Hatta şey diyorlar bir de, pasta çok ucuzdu falan diyorlar da. Bunlar şimdi bundan sonra Marie Antoinette'in işte 16. Louis'nin öldürülmesinden sonra ortaya bir Napolyon çıkıyor. Napolyon 25 yıl Avrupa'yı titretiyor. Napolyon gidiyor, Fransa yeniden sürünüyor. Şimdi liderler çok önemlidir. Liderler bulundukları bölgelerdeki kaynakları harekete geçirirler. Şimdi bu bağlamda hocamın, Tevfik Hoca'nın söylediklerini çok önemsiyorum naçizane. Sayın Erdoğan Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirdi ve cesareti öne koydu. Cesaret derken de korkuyorum bir yandan. Yani Enver... yapılmak istenenin de önüne set çekmeye çalışıyor. Yani güçlü devlet olmanın hani özünde bu yattığını kastetti ya Tayfur Bey sanıyorum. Lider olarak da evet. Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi kaynakları kullandığında nelere evet. ulaşılacağını tahmin ediyor. Cesaret dedim. Cesaret kelimesinden bir bağlamda da korkuyorum. Evet. Aşırı cesaret değil. Yani minareden atlamak cesaret değildir. Enver Paşa cesaretine gitmemesi lazım bu hadisenin. Ama aşırı korkuda olmaması lazım tabii. bir orta nokta. Tabii. Şimdi biz bunu görüyoruz birçok örnekte. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Erdoğan Avrupalı devlet adamlarına, hele şu Merkel'in rakibi Martin Schulz'a, hem de Avrupa Parlamentosu Başkanı iken, Avrupa Parlamento Başkanı iken terbiyesiz adam dedi. Açıkça kameraların karşısında. Bu yani gizli bir yerde söylenmişse çok ağır bir küfürdür bir bakıma. Evet. Fakat daha neler söyledi? Türkiye'ye hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Ya o zaman bizim bilmediğimiz bir şey var. Bir şey var. Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Bir Anadolu tabiri, iti vurmayacaksın, korkutacaksın şeklinde bir tanımlama vardır. Bizi hep korkutmuşlar. Batı güçlüdür, biz hiçbir yapamayız. Onlar her şeylerini halletmişler. Biz gelişmekte olan ülkeyiz, az gelişmiş ülkeyiz. Biz tamamlayamadık, reform yapacağız, yaptık, olacak, bitti. 1718 Lale Devri'nden beri. 2017, 300 senedir aydınımız kafamıza vuruyor. Şimdi Sayın Erdoğan ve bu süreçte gelişen Türkiye gücünün farkına vardı. Şunu söylemiyorum. Biz süper gücüz, bunu demiyorum. Ama biz bu güç katmanında neredeyiz bunu öğrendik. Şimdi bakın en son Katar krizi yakaladık. Katar krizi onu oluşturanların elinde patladı. 7 ülkeydi 4'e düştü. Dün 4 ülke bir açıklama yaptı. İşte şu kadar terör örgütü var, şu kadar teröre bulaşan insan var. Hadi bu geri dönüşün düzgün adımlarıydı. Trump dahi ya Katar emiri bir gel de bir görüşelim filan diye geri dönüşün adımlarını atmaya çalıştı. Burada karşıda bir dik duruş var. Eğer dik duramasaydık, aa öyle mi peki biz düzeltiriz, kimi istiyorsunuz onu verelim. Türkiye eskiden böyle davranıyordu. Öyle davransaydık biz kafamızı kaldıramazdık. Şimdi bazı noktalar var sizi korkutuyor. Sizin gücünüzü reel olarak öğrenmenizi de önlüyor. Evet. Fakat biz baktık ki güçlüymüşüz aslında. Tekrar söylüyorum. Dünyanın süper gücüymüşüz aslında manasında söylemiyorum. Ama bizim için en önemli bir şey. Petrolümüz, doğalgazımız, altınımız yok. Bence 2023'ü bekleyelim. Altını bilmiyorum. Petrol, doğalgaz olup olmadığını göreceğiz. Bu tırnak içinde. Yok diyelim. Ha, kime göre yok? Yok olduğu belki hep söylendi. Aynen. Bu açık konuşmak gerekiyor. Şimdi tabii. meselenin iç yüzünde ilk konuklarımdan da özellikle rica ediyorum. Açık açık söyleyelim. Var da aslında yok dedirtildi ya da öyle oldu. Öyle düşünüyorum. Ama demek şimdi bize yani şunu söyleyecekler. Var. Mutlaka ben evet. ciddi şüphelerim var. Bize diyecekler ki yani belge göster. Kuşku var. Evet. Hemen bize evet. diyelim yok. Ama benim beklentim bu. 2023'ü bekleyin. Diyelim yok. Bu kadar zengin bir kaynağımız var. Ya da bu kadar önemli bir avantajımız var. Biz bunu uzun yıllar kullanmadık. Bakın dünyadaki savaşların tamamının temelinde ne var biliyor musunuz? Ticaret. Tamamında ticaret var. Ticaret neyle olur? Mal olacak, satacaksınız. Bir de ne olur? Yol olacak. Yol bizde var. Türkiye diyor ki kusura bakma diyor. Ben bunu istediğim gibi kullanırım. Bedelini ödersin. Şimdi Almanya'nın az önce söylediği Martin Schulz özelinde bütün dünyanın bizim nazımızı çekmesi ya da ne bileyim bize artık istediği gibi buyurgan davranamamasının sebebi bir sefer bizim üzerimizden geçecek yollarda onların büyük çıkarları var. İpek ve baharat yolu diyoruz. İpek yolu, demir ipek yolu şeklinde yeniden efendim icraya koyuluyor. Şimdi bu bağlamda Türkiye, Sayın Tayfur Hoca'nın söylediklerine tekrar söyleyeyim katılıyorum. Biz bu buyurgan bir dünyada farkımıza vardığımızda, gücümüzün farkına vardığında hangi noktaya kadar uluslararası ilişkilerde biz karşı tarafın
bizim isteklerimizi kabul edeceklerini, ettiklerini gördük zaten. Bundan sonra da göreceğiz. Yani ben şöyle söylüyorum. Tabii ki kişilere bağlı konuşmamak lazım. Lider fonksiyonunu baştan önemsedim. Bu doğru, hala önemsiyorum ama tabii ki kişiler tek başına önemli değildir ama Türkiye şu yapıda devam ederse biz Türkiye'nin bileğinin inşallah bükülemeyeceğini göreceğiz. Belki uzattım, şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam. Katar krizi nedir biliyor musunuz? 17-25 Aralık'la Türkiye'nin içinde başlayan, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışılan sürecin başarılamayıp o halkaların gittikçe uzaklaştığı, bizim merkezimizden uzaklaştığı fakat Türkiye'nin beslendiği kaynaklara zarar verip tekrar Türkiye'nin durdurulması mümkün mü acaba şeklinde bir adımın sonucudur. Bu 17-25 Aralık'ta başladı. Yani biz Türkiye'yi nasıl durdururuzun alternatiflerinden birisi budur. Biz Katar'la ciddi ticari ilişkilerimiz var. Ben bunu az önce söyledim, bekliyordum. Ama biraz geç bekliyordum, bu vakitte değildi. Fakat az önce de söyledim, Trump oyunu deşifre etti. Efendim, şimdi bu noktada Türkiye bir dakika dedi. Ben kaynaklarımı kullanırım arkadaş dedi. Anlıyorum, evet. Evet, bu önemli bir tespit. Her şerde bir hayırı var diye de yayın öncesi konuşmuştuk. İnşallah bu hayırlı olur bundan sonraki İnşallah. Sürece ilişkin. Hani Trump'ın deşifre olması babında söylüyorum, evet, tabii ki yanlış, evet, anlaşılmasın. Serhat Ahmet Han'a dönelim. Katılıyor musunuz bütün bu konuşulanlara? Sizin tabii, siz farklı bir perspektiften değerlendiriyorsunuz. Şöyle, hocalarım haklılar. Saygı duyuyorum tabii. Kendi Hı-hı. bakış açılarına göre haklılar. Evet, fakat şöyle evet. söyleyeyim ben. Şimdi dünya tarihinin doğal bir şekilde geliştiğini bana söyleyebilirler mi? Yok, yani, gelişmiyor. Allah müdahale ediyor ve gelişmiyor. Şöyle söyleyelim. Mesela hocam dedi ki kadere girdi biraz. Evet. Şimdi kaderi bakış açısına göre anlamamız değişebilir. Yani kader nedir aslında? Kader şudur. Bu komplonun da içine girmesiyle kader o şekli alıyor. Hı. Yani kader mesela şöyle tarif ederler İslam kaynaklarında. Bu şunun anlama gelir. Allah komplocu. Komploculara destek Bunun veriyor. Bunun Allah'la şeye ilgisi yok. Kader içinde diyorsunuz ya komplo. Ama kaderi komplo kaderin içinde ise kaderi... Allah komploya izin veriyor demektir. Hocam kaderi tabii Allah komploya komplocu izin... yani o da o manada. Onun gücü müsaitse o komplo kaderin içine girer Allah ve Allah komploya izin veriyor demek mi? Hocam ya Allah her şeye izin veriyor zaten. Evet, şöyle söyleyeyim. Ramazan ayında elek söyleyeyim. Evet, hayır, şöyle söyleyelim. Yanlış anlaşılmasın. Evet, şimdi Allah'ın bir şeye izin vermesi meselesi bana evet. çok soruluyor. Evet. Allah neye izin verir? Eğer kaderin içine bir şey gerçekleşiyorsa Allah ona izin vermiş demektir zaten. O zaman bizim hiç mesuliyetimiz yok ya. Komple Şöyle zaten ama burada bir güç giriyor devreye, dinamik giriyor. Onun belli planları var, biz o planı bilmiyoruz. Onun evrensel bir planı ya, var. Anladığım kadarıyla evrensel. Evet. Evrensel şu demek, evrensel. Uzay falan. Dışına, tabii. Merkür. Tabii tabii. Bu demek evrensel. Gerekirse, evet. gerekirse o konunun o tarafına da girebiliyorum ama o biraz daha uçuk kaçık anlaşıldığı için. Yok hayır, bu uçuk kaçık anlaşılmıyor. Bilim dünyasında bu kabul edilmiyor. Hocam evet. bu anlattığım evet. şeyler bilimin dışında değil dışında. Ki. Hiç alakası yok. Şöyle söyleyelim. Dışında. Size göre öyle. Şöyle söyleyeyim. Evet. Mesela kader komplocu bir sistemin tamam. varlığıyla ona direnen diğer güçlerin çatışması şeklinde yol alıyor, gidiyor. Burada güç meselesi önemlidir. Diğer taraftakiler dağınık, parça parça, örgütsüz olduğu için bunlar devletler bazında olabilir, devletlerin içindeki direnişçiler bazında olabilir. Diğer taraf belli bir stratejisi var, anlayışı var ve buna binlerce yıldan beri hazırlanıyor. Ve bunu hiç aksatmadan devam ettiriyor. Ve bu strateji dünyanın içinden de bir strateji değil. Yani dünyanın dışından dünyaya adapte edilen bir strateji. Kozmik yani. Kozmik bir strateji veya onlar öyle inanıyorlar. Evet, hayır canım, beyefendinin söylediği evet. bu. Yeni... Dışarıdan yani. Abi bakın evet, bu şu. Bu Türklerin bulabileceği bir tez falan değil. Bu özellikle Katolik dünyasında 18. yüzyıldan itibaren üretilen bir tez. Ve Illuminati'nin kurucusunu şeytana bağlıyorlar. İblis devrediyor. Gelmiş. Evet. Lucifer. Evet. İşte arkadaşlarıyla görüşmüş filan. Ondan sonra bir tane Weishaupt diye bir adam var. O gelmiş. Hatta İblis'ten Göte yok mu vahiy aldıkları Göte, iddia ediliyordu. Göte Faust'unu yazdı değil mi? Evet. Lucifer'le. Lucifer. Göte de Illuminati tarikatına mensup. Bu doğru. Tarihsel bir bilgi bu. Fakat şu var, yani şeytanın kurduğu bir tarikatla mücadele ediyoruz ve güçsüz düşüyoruz. Bizim tarikatımız daha büyük. Müminleri. Güçsüz düşmüyoruz ki hocam. Güçsüz evet. düşüyoruz diye bir şey yok. Bu tarihin bir döneminde onun şu anda olayları etkilemesi daha yani şey oluyor. Yani dönemsel olarak etkinlik. O etkiliyor ama gelecekteki bir dönemde de diğer domino taşı tarafından. Gibi bugünlere kadar mı geldi? Yani böyle, onu o şekilde tabii, mi yorumlayabiliriz? Tabii yani şu anda onun daha yoğun olarak tarihe etkisi var. Evet. Ama bir dönem sonra
o karşı taraf örgütlenip birleşebilir. Birleşecek de zaten. O birleştikten sonra... Karşı işte, taraf dediğimiz İslam dünyası. Karşı taraf İslam'ın birliği şeklinde birliği, düşünülebilir. O, inanıyor musunuz ya böyle bir şey olabilecek mi? İnanma... Araştırmalarınız, tarihsel bulgulara bakınca şey siz ne tespit ediyorsunuz? İnancın dışında benim kendi kişisel inancımın buraya katmadan söylüyorum. Lütfen. Burada mesela hadislerde şöyle bir şey var. Gelecek dönemde İslam İttihadı diye bir şey olacak. Ve bu İslam İttihadı bu stratejiye karşı direnecek. Ve bunların ikisinin çatışması şeklinde Armagedon'da inilen bir dünya çapında uzun süreli bir savaş olacak. Hı hı. Ve bunun neticesinde diğer taraf yenilecek. Yani stratejiyi kuran, şeytani strateji diyelim. Onu kuran taraf yenilecek. Ama karşı tarafta bunun tam aksine bakış açısına göre bunlar da değişiyor. O da diyor ki hayır bizim stratejimiz galip gelecek diyor. Hı-hı. Burada neticeyi biz kendi kaynaklarımıza bakarsak Müslümanlar galip geldi diye görüyoruz. Ama diğer tarafın kaynaklarında kendilerinin galip geldiğini söyleyen ifadeler de var. Yani eski ahitte Tevrat'ta hep İsrailoğullarına vaat edilmiş. Masonluk eski ahit Tevrat dediğiniz uyduruk bir kitap biliyorsunuz. Öyle bir kitap ortada yok. Evet yani biz şimdi diğer kaynak olduğumuz... deyince o mu diye sormak istedim. Yok öyle bir istedim. Şey. Ne Tevrat vardır ne İncil vardır. Kur'an'da bahsedilen İncil ve Tevrat bugün ortada yok. Tamamen içi uyduruk. Boş işte yani. Hocam bunların aslının Kabala dediğimiz içerini... bir şey var. Evet. Katolisizm dediğimiz bir şey var. Judaizm dediğimiz bir şey var. Bunlarla İlluminati, Bağdaş... Bunlar çok eski bakın. Katolik dünyasının uydurduğu şeyler. 1800'lerde Griffin denilen, 1976'da Griffin denilen bir adam var. Dedi ki, Nemrut var ya İbrahim'i ateşe atan. Nemrut'tur dedi İlluminati'nin kurucusu. Oraya nereden? Nemrut diye bir adam yok ya tarih içinde. İbrahim diye bir adam yok. Tarihsel şahsiyet değil. Musa yok, İsa yok. Bunlar tarihsel şahsiyet değil. Ne demek? Onlardan bu günümüze ulaşan bir taş, bir kağıt, bir cam yok. Ama bilgi Hazreti var ama hocam. Bilgi olarak masonlukta tamam, bilgi uydurma. Var. Yani masonlukta ritüel var Nemrut'la ilgili. Tamam uyduruyor adam işte. Uydursun fark etmez. Uyduruyor zaten yani. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki şimdi bir kaynak gelmiş. Bu kaynakta bir şeyler yazıyor. Şunlar olacak, bunlar olacak. Strateji böyle. Bu kaynağın aslının yalan veya doğru olması önemli değil. Buna inanılıp inanılmaması önemli. İnanılıyorsa onlar onu strateji yapıyorlar ve yürütüyorlar bu kaynağı. Peki laik ve seküler... O planı uygulamaya koymuşlar ve hala da uygulamada o plan tabii. Diyorsunuz. Şöyle yani. Bir şey söyleyebilir miyiz? Türkler. Evet. Neymiş Türkler ya? %50'si AKP'ye oy veriyor, %50'si vermiyor. Türkler ne demek? Böyle analiz olmaz. Hayır, böyle genel böyle analiz istiyorsun. Hiç olmaz. Seküler anladım. İsrailliler var. Laik İsrailliler var. Ateist İsrailliler var. İsrail'e vergi vermeyen Naturei Karta diye büyük bir cemaat var. Ben ne askere giderim diyor ne vergi veririm. Çünkü sen kafir devletsin diyor İsrail'e. Neden? Çünkü Mesih gelip ancak İsrail'i kurabilir. 1945'ten sonra kurulan İsrail gayrimeşrudur. Bunlar önemli gruplar. Bunların isimleri onların, çıkıyor. Onların görüşleri şu anda etkisiz durumda. Yok yani diğer karşı tarafın görüşü için. Etkili durumda. Tamam var ben hocamın söylediğini kabul ediyorum ama karşı tarafın görüşü etkili ve hakim olayları yürütüyor sistemini. Anlıyorum. Şimdi burada bir müsaade ederseniz biraz tamam, açmak istiyorum. Tamam. Şöyle bir şey yani burada demektir. Mesela İstanbul'un fethedileceğine dair bizde de hadis-i şerif var değil mi? Şimdi bu hadis-i şerifinde rivayetinin olup olmaması konusunda bir sürü hadisçiler içinde tartışma var. Buna yok böyle bir peygamberin sözü diyen de var, var diyen de var. Yani ama var. Buna Osmanlılar inanmış. Bu hadis-i şerife göre hareket etmişler ve şimdi İstanbul'u fethetmişler. Fethetmişler yani. Ve ha, hadis-i şerifin Ayasofya'nın arka çıkış kapısında kitabesi var. Şimdi bunu bu gerçeği inkar mı edeceğiz biz? Yani burada bu bir olay var ve kader etkilenmiş ve şu anda İstanbul'da o hadis-i şerif orada duruyor. Şimdi bu hadis-i şerifin aslının peygamberimizin söyleyip söylememesinin bir önemi yok. Peki o zaman Armagedon başladı mı size göre? Tabii Armagedon. Yani o zaman içinde miyiz? Birinci safhasındayız şu anda. Bunun bir 30-40 senelik bir barışçıl dönemi olduktan sonra 120 sene süren çok büyük savaşlar dönemi gelecek benim bakın, şeyime göre tahmin ediyorum. Gelecek kelimesi bilimsel bir kelime değil. Anlıyorum. Tabii ne demek? Şöyle söylemek lazım. Uluslararası ilişkilerde geleceğe yönelik tahminler yapılır. Tahmin zaten bu da benim. Gelecek diyorsunuz. Ama işte o kaynağa girdiği için. Armagedon olduğunu ben göre, kabul etmiyorum. Mesela göre, siz ediyor musunuz? Strateji. Armagedon başladı falan. Şimdi Armagedon'u ben
çok net bilmediğim için bir şey söyleyeyim. Ya işte hani kıyametten önce. Büyük bir savaş. Büyük bir Orta Doğu Savaşı. Ama Bush'un ifadesiyle örtüşüyor sanki. Canım Bush hakikaten şey, yani neye baba o? Baba Bush'un bu. Büyük Orta Doğu projesi şey, çerçevesinde değil hocam, mi? Bush doktrini mi? Ama şimdi burada da gene dönmek lazım. Yaşar Açsaloğlu'na. Özgen bir müsaade çok kısa bir şey. Tabii. Mesela şimdi şu andaki Trump gelir gelmez şunu söyledi. Trump Amerika'nın değil mi ayrı bir devlet. İsrail de ayrı bir devlet. Ayrı bir devlet. Şimdi dedi ki Kudüs'ü ben başkent yapacağım. Sana ne kardeşim Kudüs'ün? İsrail'in işi o. Sen Amerika olarak başka bir devlete ben senin başkentini Kudüs yapacağım niye diyorsun? Şimdi bu komplo değil mi? Bu tarih doğal mı akıyor dersiniz acaba? Canım istediğini söylemesi onu yapabileceği anlamına gelmez. İşte buna kimse de karşı çıkmıyor. Hadi o zaman bütün ülkeler birleşsinler ya böyle şey mi olur saçmalık sen ne demek istiyorsun falan diyen yok. Demek ki burada bu diğer ülkeleri de kontrolü altına alabilecek güçte hem finansı hem bütün ekonomi, bankacılık sistemi, sigorta sisteminden tutun ordulara, savaşlara, silahlara, siyasete kadar her tarafı baskı altına alıp kontrol etmeye çalışan komplo teorilerine dayalı bir stratejisi olan bir sistem var. Şimdi bu doğal olarak karşı tarafın direnciyle etkileşiyor. Bunu sahada da görüyoruz. Mesela direniş örgütleri var. Şu anda niye Katar'ı bastırmaya çalışıyorlar ki? Sunni kampı, sen Şii kampa girme diye. Şimdi Şii kampın içerisine girerse şu oluyor. Sunni bir devlet Şiilerle işbirliği yapıyor. Bu zaten onların planına aykırı. İki tane ana kampı tam keskinleştirmeye çalışıyorlar. Sen burada bizim işimizi bozuyorsun diyerek adamların üzerine çullandılar. Bir haftadır ambargo yapıyorlar. Şimdi de bir gevşeme şeyine girdiler. Çünkü neden? Türkiye destekledi. Bunun ucu Rusya'ya gidecek. Karşıda büyük bir güç oluşacak. Onu da istemiyorlar. Bakın bunlar komplo değil. Ama çıktınız. Yani şimdi komplodan çıkıp hayır, bilimsel analiz yapmaya başladınız. Hocam şöyle. Şimdi burada komployu ben şunun için görmek istiyorum. Bu tamamen bir strateji varsa bu nedir acaba? Bu ne anlatıyor bize? Bunu göremezsek buradaki tek tek olayları tahlil edemiyoruz. Çünkü olayların içerisinde bazen ters işler oluyor. Mesela Mahir Kaynak'la Aytunç abi, Aytunç Altın'la bunu şöyle tahlil ediyorlardı. Bu iş kime yarıyor? Şimdi kime yarıyor diye çözersen arkasındaki kimin yaptığını buluyorsun. Allah ama artık olay değişti. Her iki isme de. Allah rahmet eylesin. Gani Gani rahmet eylesin. Ramazan akşamı Mahir Kaynak ve Aytunç Altındal. Çok faydalandık çok, ikisinden. Evet önemli ama isimlerdi. Evet. Şöyle onların tahlilleri daha böyle o dönemin şeyine ruhuna uygundu. Fakat şimdi öyle değil. Yine şimdi değişti işte her şey diye. Evet. Stratejiye uygun işler ilerlerken bir yerde tam ters iş oluyor. Kafalar karma karışık oluyor. Bunu tahlil edip yerine oturtamıyoruz. Ama büyük planı görürsek oturuyor yerine. Evet. Şimdi tabii Yaşar Hacı Salihoğlu tabii herkes kendi penceresinden meseleyi analiz ediyor. Aslında izleyiciler için de bence çok faydalı oluyor çünkü herkesin fikirden üstündür. Bir de biz burada fikir teatisi yapıyoruz. Dolayısıyla hani katıldığımız noktalar olabilir, birbirimize katılmadığımız noktalar olabilir. Ama ben şunu merak ediyorum. Hani son tahlilde hani Armageddon'u bir kenara bırakırsak büyük İsrail, büyük Orta Doğu projesi hali hazırda. Size göre hani son taşları mı oynanıyor? Bu da hayata mı geçirilmeye çalışılıyor? Büyük İsrail devleti oluşturulmaya çalışılıyor mu? Bütün bu hamlelerle. Yine somuta inelim. Somuta hepsinin mutlaka bir bağını kurmalıyız. Söyleyeceğimiz her cümlenin bir arkasındaki ekonomi politiğini saptamamız gerekir. Bakın şu bölüme bir şey söylemek isterim. Böyle bir büyük bir gizil güç var. Bu güç her yeri dizayn ediyor. Devletleri kullanıyor. Amerika'yı böyle da kullanıyor. Şey, Yaşar inanmıyorsunuz şimdi, değil mi siz? Yani ya, uluslararası ilişkiler ne diyor böyle bir şeye? Şimdi bu neye yarıyor? Felç etmeye yarıyor. Bu teslim olmanıza yarıyor. Bilim insanlarını, toplumları, iktidarı felç eder bu. Ne yaparsanız yapın bu bilmediğiniz bu ya her yere. Ya Allah'ın falan gücü yetmez bu bilim inatiye yani, bilmem diye demektir bu. Bu anlaşıldı. Evet. Onun bile gücü yetmez ki biz bilim insanları ne yapalım? Oysa siyasi tarih büyük güçlerin düşüşü, yükselişi ve aynı zamanda düşüşünün de tarihidir. İnsanlık hani o tarihin sonu tezinin dikte ettiği şey neydi? Yani akli melikelerinizi yitirdiniz artık tarih yazılamazdı aslında. Onun güzel propagandasıydı. İnsan akli melikelerini yitirmediği sürece tarih yazmaya devam edecek. Tarih sahnesine çıkacak, yeni tezler çıkacak. İnsanlığın belki kurtuluşu o noktada olacak. Zaten bu mevcut trend tersine çevrilemezse biz sonumuzu hazırlıyoruz. Bu sürdürülemez. Hakkın, hukukun, adaletin tüketildiği bir evren
sonunu hazırlayan evrendir. Burada da hakikaten şunu demeden geçemem. Şeytani bir güç de sanki hakikaten böyle böyle bu kadar çok olumsuzluklar yaşanıyor ki dünya üzerine. Dünyanın az önce siz de kaydettiniz hemen hemen her coğrafyasında sıkıntı var. Tamam o bilinmez bir şey değil. Değil elbette. O şu. Ama hani şeytani bir güç tırnak içinde sanki devredeymiş gibi. Tabii yani ahlakı, normu, hukuku hiçe sayan, gücü ele geçirdikçe mazlumu ezen, orada hukuk denilen şeyi bertaraf eden, Birleşmetler diye bir küresel çatı örgütü yerle bir eden. Ne o? Onların hepsi hocam komplo zaten. Değil, hayır komplo falan değil. Komplo. Bu gerçeklik. Yani burada ciddi anlamda bu kapitalist çevrimin bir önemli bir sürgüt devam etmesini istediği bir sermaye gücü var. Bakın Mursi döneminde Mısır'ın kara sularında 850 milyar metreküp doğalgaz bulundu, açıklanmadı. İtalyan Eni firması araştırıyordu. Darbe oldu, açıklandı. 2012 senesinde Mursi iktidara geldi. İsrail'le mübarek döneminde yapılmış yağlı börekli doğalgaz anlaşmasını iptal etti. İsrail'de elektrik fiyatlarını bile etkiledi. %25 artış oldu, panikledi. Onun da imdadına Doğu Akdeniz'in yeni doğalgaz kaynakları Tamar Levant bölgesindekiler çıktı. 400 milyar metreküp bir rezerv. Onun geleceğiyle ilgili ben de bir oyuncuyum, bir özgüveninin oluşmasına yol açtı. Her darbenin arkasında bir ekonomi politik vardır. Atılan her adımın mutlak surette bir arkası planında insan, bakın sosyal olgular insan öznesiyle ortaya çıkan bir şeyse çok bileşenlidir ve etkileşimlidir. Bir olayı tek bir nedene bağlamak kolay değildir, hatta mümkün değildir. Etkisinin bir faktörün daha fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir sürü olasılık bir sürü, var zaten. Birçok yani, yönüyle ele alacaksınız. Suriye meselesinin, Suriye iç savaşının nedenleri ekonomiktir, politiktir, stratejiktir, askeridir. Her birini sıralamak zorundasınız. Dolayısıyla sosyal olgu analizi ve çözümlemesi böyle yapılır. Bütün her şeyi bir bilinmeze bağlarsanız, bir gizil güç var, her şeyi dizayn ediyor. O zaman herkes evine gitsin kardeşim. Ne tarih yazmayla uğraşsın. İşte tarihin sonunun geldiği andır o an. O gücü aşmak, engellemek de mümkün değildir. Bu noktaya götürür sizi. Ben bu anlamda da bir propagandaya da hizmet eder tehlikesinin altını çizmek isterim. Tamam. Tam tersi oluyor. Elbette fütürist yaklaşalım. Bunu da görmezsek o zaman önümüzdeki gerçeği de göremeyiz yani. Elbette fütürist yaklaşalım ama burada mesela stratejik yaklaşımı da sergileyelim. O ne? Bugünden geleceği kavrayabilme becerisi. Ama verilerle yapalım bunu. Diyelim ki bak şunlar bir yan yana gelirse, bu veriler bize gelecek açısından şöyle bir haber veriyor. Bu tehlikeyi görüyoruz. Stratejik yaklaşım devletlerin geleceğine ilişkin aslında kendisi dışındaki muhtemel rakiplerini kavrayabilme becerisidir. Evet, bu kadar. Budur. Bunun için enerji harcamak. O yüzden satrancı simgeler strateji. Niye? Tam benim söylediğim şeyi söyledi hocam. Aslında benzer ama bakış açılarını ben çok... Muhtemel rakipleri kavramak meselesi dedi hocam. Şimdi muhtemel rakipler içerisinde şey var, Illuminati var. Onu kavramazsak neyi göreceğiz? Gerçi göremeyiz. Kendinden çok karşı tarafın hamlesini kavrayabilme becerisinde saklıdır stratejik üstünlük. Bunu başarabilirseniz hamle üstüne de hamle yapabilirsiniz. O noktada satranç kurallarından ayrılabilirsiniz benzemezlik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok isabetli bir görüşü var. Düşmanın kim olduğu belli. Düşmanın birkaç umdesi var, prensibi var. Bir tanesi şu, üstünlük maddi imkandadır. Bunu söylüyorsan demek ki insanlık arasında sen hiyerarşiyi maddi imkanla ölçüyorsun. Birinci umdesi budur. İkinci umdesi insanlığın düşmanından bahsediyorum. Evet. İkinci umdesi kendi sahip olduğun değerleri ve fikirleri soft power yani yumuşak güç kullanarak değil ama gerektiği zaman hard power yani sert güçler kullanarak karşı tarafa zorla kabul ettirmektir. Bu tabii ki kişi olarak değil devlet üstünlüğü. Bu sistemin devlet, ismi. Kapitalist sistemin ismi. Kapitalist tamam. Bizim nedir peki umdelerimiz? İnsan olmanın umdeleridir. İşte şimdi. Çok önemli. İki tane umdemiz var. Evet. Bizde üstünlük yaptığın anlaşmaya sadık kalmak ve kavi olmaktır. Hı hı. Bunun adı takvadır. İkinci umdemiz bizim. Biz kendi değerimizi karşımızdakine zorla kabul ettirmeyiz. Beğeniyorsan gel benden ol deriz. Beğenmiyorsan kendin gibi yaşamaya devam edebilirsin. Bu
iki dünyanın farklı iki umdesidir. Bakın şimdi şöyle bir mesele var. Cooper denen 1991'de Illuminati meselesi üzerine yazmış bir şahıs bu. Illuminati'yi UFO'lara bağlıyor. 1954 yılında Amerikan Başkanı Eisenhower uzaylılarla oturdu ve imza yaptı diyor. Bunlar deli saçması şeyler. Bilderberg sözleşmesini Sovyetler Birliği zamanında, Sovyetler denizaltısı ve Amerikalıların denizaltısında bu büyük üyeler, Bilderberg üyeleri buzulların altında, yani kutupta buzulların altına gelir. Havalandırma deliklerinden bunlar iletişime girerek gelecek hakkında bilgi verirler. Virgül koyacağız, reklama gideceğiz. Bir şey söylemem lazım. Evet, virgülden çok daha yani çok kısa. Söyleyeyim. Bakın bu ne diyor biliyor musun? Dehşete düşürecek bir şey söylüyor. İnsanlık bugün öyle kötü bir duruma geldi ki bu daha da kötüleşecek. Çevre kirliliği, birbirini yeme, haksızlık. Kurtuluşun tek bir yolu var diyor. Yeni dünya düzeni. Bakın bu adam Illuminati'nin saçmalığını ortaya koyarken bile istemesek de diyor. Yeni dünya düzenine taraftar olmak zorundayız. Çünkü bu otorite olmadığı müddetçe insanlar birbirini darmadağın edecek. Bakın nasıl bir dünya çiziyor bize, gördünüz mü? Anlıyorum. Ha. Evet, evet. Burada bir yeni dünya düzeni var. Bu otoriter olacak. İnsanlar buna itaat etmezlerse birbirini, yani homo lupus. İnsan insanın kurduğuna dönecek. Dönecek. Bizim dediğimiz şey ne? Evet. Cumhurbaşkanının da başta olmak. Bizim dediğimiz barış. Ne? Barış. Sadece bu. Barış. Barış olsun diye Katar'ın arkasında duruyor. Anlaşıldı. Savaş olsun diye değil. Peki. Kusura bakmayın. Benim de estağfurullah. Hayır. Yok, ben sadece virgülden sonra kalmasın diye. Yok, tamamlarız. Geri, tabii ki. Siz kusura bakmayın. Katılımcılara da söz hakkı düştü. Elbette ki söyleyecekleri var ama kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından meselenin iç yüzü kaldığı yerden devam edecek. Bizim evden hiç çöp ekmek çıkarmıyorum kuzum. Hiç çıkarmam. Değerlendiririm. Buzluğa atıyorum. Buzdolabına koyuyorum. Çöpe giden günde iki ekmek gidiyor bizim evde. Oğlan getiriyor. 20 ekmeğe çöpe gidiyor. Kurutuyorum ben onu galeta unu olarak köftelere falan kullanıyorum da fazla ekmek almıyoruz. Biz ekmek kesinlikle zayi etmeyiz. Çünkü biz zamanda yokluk gördük. Yokluk gördüğümüz için varlığın değerini biliriz ve kesinlikle ekmek ziyan etmeyiz. Ben kendim yemiyorum ama o aç insanları düşündükçe var ya, gerçekten çok üzülüyorum, çok moralim bozuluyor. Bizim evimize çöp ekmek gitmiyor. Niçin gitmiyor? Çünkü onları değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Et alıp yahut da tavuk alıp onların üstüne ilave yapıp güzelce çocuklara tekrar da sunum yapıyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. Kalan ekmekler olursa şayet ki bizim evimizden gerçi çıkmıyor ama bazen çıktığı olduğu zaman dahi onları alıyoruz hayvan barınaklarına, kendim götürüyorum. Hiç çıkmaz benim evimden. Kedileri var, kedilere doğuruyorum. Yemek sularını döküyorum, kedilere yemeklerine koyuyorum. Yiyorlar, kediler yiyor, köpekler gelip yiyor. Hayvanlara veriyorum yani, hiç ziyan etmem. Hiç çöpe bir kırık ekmek atmam. Ya sadece bu ekmek mi kalıyor? Hani bunun yanındaki yemek, çöpe atılan o şeyler, sebzeler, meyveler. Yani bir o kadar da öyle koy, çok büyük bir zarar yani. Kurutuyorum, köfte için kullanıyorum. Bir kısmını mesela eşim ekmek soruyor, hani getireyim mi diye. Hayır diyorum, kuru ekmek yiyoruz, kızartıyoruz. Yani çeşitli yollarla şey yapılabilir, yemekler yapılıyor. Çöpe giden pek olmuyor. Yiyeceğim iki kişiyiz zaten. Günde bir defa alıyoruz ekmeğimizi. Pek çöpe atmıyorum, günah çünkü. Ben size söyleyeyim, biz normal bir paket ekmeği yaklaşık bir haftada yiyoruz. Çünkü buzdolabında saklıyorum. Kalanları da kuşlara veriyorum. Hiç yiyen yok ki bizde. Ben tek dişim de yok zaten. Gerçek. Yani elimden geldiğince eve az ekmek almaya çalışıyorum. Ama yine de vardır payımız. Yalan da söyleyemeyiz. Bizim evden de çıkıyor ama çok fazla değil tabii. Yani bir ekmek, iki ekmek çıkıyordur mutlaka. Yani ben kendi adıma çok üzülüyorum. Ailemi de bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Hani sonuçta Müslüman bir ülkeyiz. Nimete de değer veren bir ülkeyiz ama buna rağmen dünyanın en çok çöpe ekmek atan ülkelerinden biri olmamız çok üzücü tabii. Ben onları ekmek köftesi yapıyorum. Islatıyorum bayat ekmekleri. İçine peynir, yumurta, soğan,
sarımsak, maydanoz ne geliyorsa onları yoğuruyorum güzelce. Köfte yapıyorum, kızartıyorum. Vallahi ben hiç ekmeğimi ziyan etmem. Hiç bayatlamaz benim ekmeğim. Fazla oldu muydu buzdolabına koyarım, oradan çıkarım. Tencereye su koyarım, 2 bardak suyun üstüne de bir kapak koyarım. Buharlaştırırım, o pamuk gibi olur, gene ısıtır yerim. Bazen 5 oluyor, 10 oluyor, 4 oluyor, 7 oluyor. Nüfusa göre. Çöpe bu kadar ekmek gidiyor mu sizden yani? Vallahi herkes de gidiyor. Şimdi ekmek çöpe gidiyor. Onca aç ülke var. Ekmek bulamayan, onları düşünsünler atarken. Hiç, bile bir kıtı çöpe yok. Ha, vallahi. Peki ekmeği çöpe atanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok günah. İsraf. Eğer çöpe atmazsa, fakir fukara verse. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. İnsan gibi görmüyorum ekmeği çöpe atanı. Tek bir akü hepsine yeter. Kolay kullanılan, hafif, sessiz ve güçlü makineler. Motorlu testere. Tırpan. Üfleme ve çit kesme makinesi. Tek bir şitil hepsine yeter. Türkiye'de ve dünyada en çok tercih edilen motorlu testere markası Şitil'den akülü ürünler. Meselenin iç yüzü reklamların ardından devam ediyor. Siz sevgili izleyicilerimizin tweetlerini de ekranlarda canlı olarak yayınlıyoruz. Elbette ki buradaki katılımcılarla da takip etmeye çalışıyoruz. Her akşam TGRT'deyiz. Etiketine lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaya devam edin. Efendim şimdi diğer ikinci blokta konuşamayan katılımcılara söz hakkı vermeye çalışacağım. Olabildiğince adaletli davranmaya çalışıyorum. Ebubekir Sofuoğlu ve Serhat Ahmet Tan'a. Ebubekir Bey veya Serhat Ahmet Tan'la başlayalım. Etmez. Çünkü çok eleştiri tamam. aldınız. Dolayısıyla size de cevap hakkı doğdu. Daha sonra da Ebubekir Bey'le tamam. devam edelim müsaadenizle. Güzel. Buyurun. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi evet. hocalarım mesela bakış benim, açıları benim farklı bakış açıma karşı çıkıyor karşı, gibi görünüyor evet, ama evet. aslında sonunda gelip söyledikleri şey yine benim söylediğimi teyit ediyor. Şöyle hmm. örnek vereyim. Mesela Tevfur Hocam şey dedi. Barış yapmamız lazım. Tamam İslam, çok güzel. İslam barış. Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim barış, baştan evet. sona barış. Salih amel, salih amel. Mesela Kehf suresi var. Sadece barışı anlatıyor. Hı hı. Ama gelecekten gelen bilgilerle yoğrulmuş şeyleri anlatarak sonunda getirdiği yer barış. Hı hı. Tamam da şimdi daha önce Tevfur Hocam dedi ki Allah bu kaderin dışında mı? Peki ben de şimdi soruyorum. Şimdi bu kadar barış diye bize kutsal kitabında da gönderdiği halde şu anda barış var mı dünyada? Şu anda hakim olan barış mıdır? Hı hı. Şimdi bunu da görmek lazım. Hı hı. Yani bir gerçek var ortada. Tamam, kutsal kitabımız bize bir şey söylüyor. Bizim geleneklerimiz bize bir şey söylüyor. İnsanlık bize bir şey söylüyor. Yapmamız gereken şeyi söylüyor. Ama şu anda bu mevcut sisteme, durumda böyle bir şey yok. Şimdi hakim olan güç hangisi? Barış hmm. mıdır, Rahman mıdır, şeytan mıdır? Şeytan mıdır, anladım. Şimdi ya bu bunu, tabii bambaşka ve hatalı bir görüş. Böyle görün, yani tarih felsefesi bu hiç değil. Anlıyorum. O kendi yani Rahmani ve şeytani dediğiniz bizim, zaman dinin iman şartlarından bir tanesi hop gider. Dinden çıkar insan. Ben yani neden koca moca değil. Çünkü hayri ve şerri minallahu teala. Hayır ve şer Allah'tan. Tamam zaten. Bugün dünyada şey eğer sorunlar varsa bu Tanrı iradesiyle mevcut. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani ama, Rahman ve şeytan falan böyle bir şey yok ama yani. Bu kaderin içindeki bir bölümü görmememizi gerektirmez. Mesela şöyle bir yani şey bunu var. Allah istiyor. Allah bugünkü istiyor. Dünya durumu. Allah'ın istemesi mi acaba yoksa başımıza olmaz. Allah'ın istemediği iradenin hiçbir şey olmaz. İradenin yapmış olduğu şey, iradeyle ilgili mesela bir adım atıyorsun. Rahmani mi, şeytani mi olduğunu şöyle neticesi örnek verelim. Mi? Yani bedeli mi? Şimdi birisi gitse birisini öldürse. Kur'an-ı Kerim'de de insan öldürmek yasak diye yazıyor. Allah'ın iradesinin dışında bir fiil ortaya çıktı. Cihat peki şartları bu, belli. Evet. Bu fiil Allah'ın iradesine rağmen mi çıkmış oluyor? Hayır. Hmm. Tamam. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Yani şeytanla zaten Allah mücadele etmiyor. Onu demek etmiyor, istiyorum. İnsan hmm. ediyor. Biraz önce de siz anlatabiliyor söylediniz. Muyum? Rahmani ve şeytani mesele değil yani. İnsanlığın düşmanını görelim. Peki nedir size göre? İnsanın düşmanı kendi nefsidir. Bu kadar. Kendi nefsini kontrol eden bir şey var mıdır? Güç var mıdır? Yok.
biraz kaderden uzaklaşıp şeye geçelim isterseniz. Hani asıl mevzuya geçelim, asıl meseleye. Yani hayır, bu tarih felsefesi çünkü. Evet, şimdi hayır, çok dağılacak konu bu sefer. Tabii. De şey olacağız. Evet, yani şöyle söyleyelim. Şimdi yaşananların tesadüf olmadığını söylüyorum ben şu anda. Ben şunu söylüyorum. Kaderin içindeki etkiler bazen olumlu yönde seyreder, bazen olumsuz yönde. Bu da kaptırılmayacağım bir şey. Her zaman olumludur. Ne oluyorsa yani sizin en harika şeklinde oluyordur dünya üzerinde. Tabii o olan şeylerin hepsi O zaman olumlu ve olumsuz değil, hepsi olumlu. Bizim bakış açımıza bize göre olumsuz olabilir. Anlaşıldı. Yani biz kendimizi bir yere konumlandırırız ve bize olumsuz gelen işler olabilir. Ve oluyor zaten şu anda. Yani olumlu diyemeyiz şu anda. Ramazan günü münasebetiyle bir kıssa anlatayım mı? Sümbül Efendi kendi müritlerine bir gece şunu söylüyor. Size imkan verilseydi dünyadaki hangi kötülüğü değiştirirdiniz? Bir gece düşünün. Ertesi gün geliyor. Ben hırsızlığı kaldırırdım, ben yalanı kaldırırdım, ben zinayı, ben katli kaldırırdım. Oradan bir mürit diyor ki, vallahi olduğu gibi bırakırdım. Çünkü Allah'tan daha bilgili ve kudretli değilim. Diyor ki, sen merkez efendisin bundan sonra diyor. Bu çok önemli bir meseledir. Biz sadece ve sadece bilineni anlaşıldı, evet, emretmek, yürütmek ve istenmeyeni de ortadan kaldırmakla mükellefiz. Anlaşıldı. Bu kendi nefsinde başlar, barış ile birlikte yürür. Anlatabiliyor muyum? Orada şey yok, pasifizm mi siz? Pasifizm falan değil. Zaten gücü yok insanın. Neye gücü var? Yani insan sadece kendisini düzeltsin diyorum. Güçlüysen kendini düzelt. Kendini düzeltemeyen insan. Dünyayı değiştirme hayalleri. Evet. Bu Weiss Haupt denilen bir aptal profesör. Anlaşıldı. Evet evet. Yok zaten ilk blokta bahsetmiştiniz Serhat Bey. Bu biraz hani dinden farklı bir şekilde yorumlayın. Yani tabii zaten öyle yorumlamamız lazım. Evet. Biraz yani din edince, işin içine girince biraz kafalar çok karışıyor gibi oluyor ama. İzleyiciler de kafası karışıyor. Tabii karışıyor. Bir de zamanı da daha şöyle, farklı. Şöyle söylüyorum. Ben şimdi burada bize bir sürü kaynakta anlatılan şeyi de dünyanın belirli bir döneminde komplocu bir gücün bu dünyanın kaderini etkilediğini, güçlü oranda etkilediğini ve binlerce yıldan beri kendi kehanetlerinde oluşan bazı şeyleri gerçekleştirmek için harekete geçtiğini gösteriyor. Evet. Ve biz şimdi bu dönemin içerisinde yaşıyoruz. Bu dönemin devamında olacak olan şeyler de belirli kaynaklarda bize anlatılmış. Şimdi bunları ben diyorum ki bunlara bakarak eğer böyle bir plan varsa olan şeyleri de biz anlamaya çalışabiliriz. Yani bunu görmezlikten gelerek aslında biz şunu yapıyoruz. İçinde yaşadığımız olayın bir kısmını görmezlikten geliyoruz. Bunu da görerek, bunu da işin içine katarak daha net anlamaya çalışabiliriz diyorum. Böyle anlarsak şu oluyor o zaman. Bu Katar meselesi ne olmuş bunu anlıyoruz. Bundan sonra ne olabilir buna bir daha isabetli tahminler yapabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde mesela şimdi Kuzey Irak'taki bağımsızlık ilanı var. Evet. Şimdi bu nedir? Bunun sonunda ne olabilir? Türkiye'nin buradaki bağımsızlık referandumu yapılması. Bağımsızlık referandumu yapılıyor. Şimdi buna karşı mı çıkmalıyız? Söylem olarak karşı çıkıyoruz. Ama aslında karşı çıkılacak bir şey yok. Çünkü zaten orayı ayakta tutan Türkiye. Şimdi söylem olarak karşı çıkabiliriz. Fakat gerçek nedir? Hangi yönde akıyor? Mesela benim gördüğüm şeylerde geleceğe dönük bazı bilgiler var. Buranın Türkiye ile bütünleşeceğine dair ifadeler var. Irak'ta Türkiye birleşecek. Kuzey Irak'ta diyelim. Evet. Hatta Suriye'nin bir bölümünün de birleşecek demeyin. Yani bu şöyle kontrol bilme iddiasında olmak gerekir. Ecek olmasın ben diye. Ben kendim söylemiyorum bunu. Benim okuduğum kaynaklarda böyle iddialar var. İddia olarak. İddia olarak. İddia olmaz. Şimdi bunu da değerlendirmeye alabiliriz. Mesela Suriye'deki belirli bir alanın yine aynı şekilde Türkiye'nin kontrolüne verilmek zorunda kalınacağını ve bunun 30-35 senelik bir dönem sürebileceğini söyleniyor. Anlaşıldı. Peki Ebubekir Sofuoğlu'na dönelim. Bütün bu konuşulanların üzerine sizin yorumlarınızı da alalım. Siz bölge coğrafyasında hakikaten özür dilerim. Sağ olun. Yani hem manevi anlamda diyeyim hem de maddi anlamdaki o bütün resmi önünüze aldığınızda nasıl bir dönemeçte olduğunu düşünüyorsunuz Orta Doğu'nun? Türkiye'nin bütün bunlar içerisinde tabii mevcut iktidarıyla 2019'da da biliyorsunuz yeni sistemin hayata bir fiil geçişi söz konusu olacak. Hani biraz da bu açıdan bakarak yeni sistemle birlikte nasıl bir düzene doğru gidiliyor? Şimdi uzun bir süreç içerisinde tarih bizim için sosyolojinin laboratuvarı olarak ifade edilir.
gelecekte milletlerin nasıl yapacağını aşağı yukarı tahmin edebilmek için geçmişte yapılmış olanlara bakmak da bize bir veri sunar. Aynen. Efendim. Şimdi bu bağlamda Mezopotamya bölgesi, Mezopotamya arazisi dünyanın en zengin coğrafyası diyebiliriz her açıdan. Kaynaklar açısından, kültürel zenginlik açısından, tarihi miras açısından, yani en azından dünyanın bilinen üç kitabi dini şu an orada doğdu. Buraların üzerinde bütün savaşların önemli bir kısmı buraların üzerinde ya da buralardaki geçiş noktalarının kontrolü üzerinde gerçekleşti. Şunu söyleyeyim, şu an bu bölgedeki hiçbir devletin sınırları yüzyıllardır aynı kalmış sınırlar değil. Bir dünyanın milattan sonra tabii ki ben bu tür tanımlamalara katılmıyorum ama yaygın olduğu için söyleyeceğim. 2017 yılından beri dünyanın çizilmiş bütün sınırları değil şu an yaşadığımız sınırlar. Sürekli değişiyor. Yüzyıl içerisinde de sürekli değişebiliyor bazı sınırlar. Dolayısıyla bundan sonra da değişmeyeceğini düşünmek çok büyük yanlış olur. Şimdi 1916'da Sykes-Picot Anlaşması, Sazanov bunu deşifre etmeden önce ya da Ruslar bunu deşifre etmeden önce komplo teorisi olarak kalırdı akıllarda. Deşifre edince biz bunu öğrendik. Hatta bunu o dönemde İttihat Terakki İdaresi kullanamadı pekala. Arapları yanında çekebilirdi yani. O ayrı bir mesele. 1916'da 1916 öncesinde yaptığı haritalarını nasıl icraya koymuşlarsa Sykes, affedersiniz, New York Times'ın haritaları, Bernard Lewis'in tasarladığı haritalar. Ben küresel güçler bu haritalar üzerinde çalıştıklarını düşünüyorum. Fiilen bunlar gerçekleşmiş durumda. Fiilen, resmen değil. Zaten resmi durum bir süre sonra çözülmeyen fiili durumun neticelendirilmiş halidir. Bakın biz 1882'de İngiltere Mısır işgal etti. 1923'te resmileşti bu Lozan'da. Hı hı. Yani fiili durum daha sonra resmileşiyor. Libya'nın üçe bölünmüş hali şu an fiilen. Suriye'nin, İran üçe bölünmüş hali. Eğer Türkiye müdahale etmeseydi bu şekilde karşımıza çıkacaktı. Nereden biliyoruz? 1916 öncesi haritalar böyle değildi. Hı. 1916 sonrası böyle değil. Hatta Osmanlı öncesinde böyle değildi hatta. Ondan önce Anadolu Selçukluları, Memlükler, Eyyubiler, Abbasiler, Emeviler... Ne kadar giderseniz gidin haritalar ve sınırlar sürekli değişiyor. Güce göre, güce ve söyleme göre. Burada şunu da dikkate almak lazım. Adalet çok önemli. Ülkeleri düzgün yönetelim manasında söylemiyorum. Eğer adil olamazsanız ülkenizi rahatlıkla hem kendi ülkenizi yönetemezsiniz hem kendi ülkenizi tek parça halinde tutamazsınız. Ne demek istiyorum? Mesela Trump. Şimdi süper güç diye biliniyor ya. Şöyle kameraların karşısına geçip herhangi bir ülkeye zarar vermek manasını bırakın. Affedersiniz şöyle karıncayı esse, karıncaya bütün itibarı gider. Amerika'nın bile, Amerika ona tepki vermese bütün itibarı gider. Dolayısıyla adalet, Mustafa Naima Efendi de onu söyler. Kafir devlet belki ayakta durur ama zalim devlet ayakta durmaz. Şimdi bu noktayı da masaya katıp değerlendirmeleri öyle yapmak lazım. Eğer güçlü olursanız, eğer bir perspektifiniz, güçlü lideriniz varsa ve adaletliyseniz, kesinlikle bölgede egemenliğiniz perçinleşir. Şimdi bu noktada küresel güçlerin biz burada harita değişiklikleri yapmaya kalktıklarını biliyoruz. Görüyoruz, fiilen uyguluyorlar. Ama ne diyorlar bize? Hayır, biz demokrasi getiriyoruz. Şimdi biliyorsunuz Amerika'nın Irak'a saldırısında Türkiye'de bir tartışma yaşandı. Dendi ki buraya petrolü için saldırıyor. Bir taraf öyle söyledi. Bir taraf, şu anki isimleri çok iyi biliyorum. İsimlendirmemek için söylemeyeceğim. Hayır, Amerika'nın öyle bir derdi yok. Amerika oraya demokrasi getiriyor, nükleer silahı önlemek için. Oraya saldıran Amerika'nın daha sonraki dönemde, ondan önceki çöl ayısıydı lakabı. Ondan sonra Colin Powell'dı. Colin Powell daha sonra Dışişleri Bakanı olduğunda Amerika'nın resmi söyleminin tersini söyledi. Komplo değilmiş demek ki. Yani resmen işgal için gitmişler. Biz nükleer silah olmadığını biliyorduk. Biliyorduk derdi, evet. Yani uzun bir süredir harita değişikliği devam ediyor. Bu bağlamda birkaç cümle daha söyleyeceğim. Uzun mu konuşayım? Yok. Bir 7-8 dakika kaldı. Diğer katılımcılara söz verip kapatacağız zaten. Şimdi bakın zaten. Bize uzun süre ne dendi? Yaşar Hocam da vurgu yaptı. Arap Baharı dendi değil mi? Bunlar Arap Baharı ise Arap ülkelerinde yaşanan. Venezuela'dakine ne diyeceğiz? Oraya Venezuela Baharı niye demiyoruz? Brezilya'dakine ne diyeceğiz? Ki Brezilya dünyanın güçlenen 5 ülkesinden birisiydi. BRICS diye adlandırılırdı. 3. Cumhurbaşkanı görev yapıyor. Onu da değiştirecekler. Bolivya'ya ne diyeceğiz? Yani lafın gelişi söylemiyorum bu ülkelere. Hepsinde karışıklıklar var. Duterte'nin ülkesi Filipinler'e ne diyeceğiz? Dünyada şu an değişiklikler yürüyor.
Ben şimdi David Rockefeller'ın bir sözünü kendi sosyal medya hesabımdan yazdım. Benle dalga geçtiler. Diyor ki David Rockefeller, dünya 1000 tane devlete bölünür ve 500 milyon nüfusa indirilirse çok güzel yönetilir. Sonra bir tanesi orada yazmış. Hocam az söylediniz, sadece İstanbul'dan 10 tane devlet çıkar. Bakın, bir hırsız evinizi soyacağını size söylemez. Kapıları kilitleyip parmaklık takıyorsanız bu tedbirdir. Şimdi 1000 tane devlete bölünme meselesi komplo gibi görünse de bakın şu an 200 devlet var. 1988'den bugüne 40 tane devlet ürettiler zaten. E tamam hocam, komplolar yani, çıkıyor demek ki. Geçmişe bakın, gelecekte ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Söylüyorlar onlar. Şimdi burada Orta Doğu'da, Mezopotamya'da Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, biliyorsunuz Afrin, Kobani, Tel Abyad burası boş. Burayı kapatıyorlardı. Ve o üçer tane Suriye'de, yani yaygın olarak iddia edilen üçer tane de Irak'ta devlet oluşuyordu. Hem Suriye hem Irak'ta oluşan fiili bir yapı daha vardı. DAEŞ. DAEŞ ne olacaktı? DAEŞ benim tahminlerime göre İsrail'e güya saldıracak. Bunu Bağdadi zaten açıklamıştı. Nasıl saldıracağımı göreceksiniz. İsrail'i bölgeye çekecek ve elindeki toprakları savaşıyormuş gibi yapıp verecekti. Benim tahminim. Şimdi o olmadı. Türkiye müdahale etti. Buradaki haritaları en azından şu an itibariyle resmileştiremediler. Fiili durumu da tutamıyorlar. Ama bu süreç Condoleezza Rice'ın 2003 yılında Transforming the Middle East adlı makalesinde yazdığı süreç Bolivya'da, Romanya'da ya. Evet. Romanya'da yani. Hani şununla bitiriyorum. Demokrasi eksikliği sebebiyle Arap ülkeleri de onu söylemişlerdi ya. Eğer Romanya'da demokrasi yok mu yani? Avrupa Birliği'ne aldınız siz bu ülkeyi. Son 4 dakika kaldığı için Yaşar Bey'e dönelim. Tevfik Bey de son sözlerini alalım. Noktalayacağım çünkü Yaşar Bey, şimdi tabii geçmişe de bakmak lazım. Tarihsel gelişimlere de bakmak lazım diyor. Diğer tarafta Ebubekir Sofuoğlu ve aynı zamanda komplo teorileri de önemlidir deniliyor. Yani bu teoriler üzerinden de biraz fikir teatisi yapılması gerektiğine işaret ediyor diğer katılımcı Serhat Ahmet'ten. Ama uluslararası ilişkiler meselenin farklı bir tarafını elbette ki ele almak durumunda anlaşılıyor. Peki bundan sonraki süreç için İran krizi daha da, İran diyorum özür dilerim, Katar krizi daha da büyür de başka sıkıntılarla sebebiyet verirse, yani bu ablukanın hafifleteceği sözü yerine getirilmezse nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacak? Türkiye bu durumda ne yapacak? Şimdi tabii... Son sözler ama toparlama olsun lütfen bizim için de. Evet. Yani biz bu Katar oyununu bir süre daha izleyeceğiz. Bunu göreceğiz. Sonuçta bu saflaşmaların netleşmesi bakımından bunun bir araç olarak, enstrüman olarak kullanıldığı çok açık. Birçok terör örgütünün mevzilenişi, etiketlenişi, sahadaki varlığı, onların ömürleri, nereye kadar varlık gösterecekleri de hep buna bağlı aslında. Yani El-Kaide'yi ne kadar az duymaya başladık, DAEŞ'i çok duymaya başladığımız andan itibaren. Tabii. Bir süre sonra bence hiç şüpheniz olmaz. DAEŞ'i de artık duymayacaksınız. Başka birileri çıkacak, başka örgütleri konuşmaya başlayacağız. Başka örgütler çıkacak, anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun aslında işte o büyük fotoğraftaki yeri son derece önemli. Biz açık bir şekilde bir tarih sahnesinde yer almak üzere bir mücadelenin içerisindeyiz. Ben bugün uluslararası sistemde gördüğüm, içinde bulunduğumuz faz şudur. Mevcut güçlerin statiko refleksle davrandıkları, sistemi domine etmek üzere varlıklarını sürdürme çabasında oldukları ve bir durağanlık fazına girdikleri evredir. Karşısındakiler kimdir? Sahne almak isteyen, ele avuca sığmayan, yeni yükselen güç kimliğiyle buluşmak isteyenlerdir. Biri de Türkiye'dir. Bunu net görelim. Bu sarmalın içindeyiz. O yüzden sorguluyoruz Birleşmiş Milletleri. O yüzden dünya 5'ten daha büyüktür daha diyoruz. Evet. Bu tarih yolculuğuna çıktık. Bakalım, ben direnen ve inananın kazanacağından hiç şüphem yok. Peki. Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Sizin de Tevfik Bey son sözlerinizi alalım. Çünkü bir buçuk dakika kaldı. Yani dolayısıyla peki çok teşekkür ediyoruz o zaman. Serhat Ahmet Tan'a da çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Ebubekir Sofuoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Meselenin iç yüzünü burada noktalıyoruz. Biz meselenin her ayağını konuşmaya çalıştık, değerlendirmeye çalıştık. Çok değerli katılımcılar da fikirleriyle faydalı oldular. Hem bize hem de izleyicilerimize.
Sizlere de çok teşekkür ediyoruz TGRT Haber izleyicileri, bizleri bu saatte izlediğiniz için. Böylelikle meselenin iç yüzünü burada noktalıyoruz. Bizden sonra Özlem Pala ile gün biterken başlayacak TGRT Haber ekranlarından ayrılmayın lütfen. İyi geceler diliyorum.